Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar abi. Merhaba, nasılsın? Sağ olun, sen nasılsın? İyi ben de. Ne yapayım valla. Öyle ancak hazır olabildik. Aynen. İşimiz bitti, hemen yayına başladık. Evet, öyle. Hayırlı kandiller hocam bu arada. Sana da abi hayırlı kandiller. Kandil mübarek olsun. Sağ olasın hocam. Hocam bu akşam Damızlık Boğa seçiminde dikkat etmemiz gereken kurallar. Konular. Evet. Bunları isteyeceğiz. Diyorsanız başlayalım hemen. Başlayalım tabii. Şimdi hocam, yani biz ne kadar suni tohumlamayı tavsiye etsek de, üreticilerimize yani mümkün mertebe suni tohumlama yapın desek de, yine birçok işletme yani boğa kullanıyor. Doğal aşım yaptırıyor. Fakat gördüğümüz çok büyük hatalar var. Kesinlikle. Bunları da dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız bizi takip eden arkadaşlarımıza. Evet. Öncelikle damızlık boğa seçiminde dış görünüş ve tip değerlendirmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Yani şimdi mesela bize de resim yolluyorlar. İşte bir boğa resmi yolluyorlar. Resimden ya boğa nasıl? Ya şimdi yani resimden bir boğa seçmek Yok, çok zor bir genelde de şey. değerlere falan çok dikkat ederiz yani. Yani şimdi nasıl olması gerekiyor bir boğanın tipi veya dış görünüşü? Yani tipi veya dış görünüşü. Bu ırka göre değişir. Onu söyleyeyim öncelikle. Örneğin bir Angus'ta çift kas geni göremeyiz. Bu safkan olmadığını gösterir. En Evet. basitinden. Onu söyleyeyim size. Belçika mavisinde mesela kimlerinde çift kas genini doğru düzgün göremeyiz. Bu tarz bir yaklaşımda bulunabiliriz. Artı değerlerine bakarız. Erkekse, özür dilerim. Etçi ırksa oğullarının değerlerine bakar. İşte doğum ağırlığı atıyorum 120 günlükken, 240 günlükken, 1 yaşındayken ki ağırlıkları, günlük canlı ağırlık artışı vesaire bunlara bakarız değer olarak. Eğer sütçü ırk ise işte meme yapısı, meme puanı, süt puanı, ne bileyim meme yapısının değerlendirilmesi, onların belli değerleri var mesela atıyorum. Yani arka bacak diz açısının puanlandırmasına kadar var yani. Bu oldukça detaylı bir konu. Konuşsak bayağı uzun bir şey olur yani, böyle söyleyeyim. Hocam, tabi suni tohumlamada bunları açık bir şekilde belirtiyor. Fakat şimdi ben gittim bir işletmeye, bir tane damızlık boğa almak istiyorum işletme müdürüne. Yani şimdi o işletme, damızlık işletmesi bana bu bilgileri sunamazsa demek ki o zaman biz bu boğayı Ya tercih o etmeyeceğiz. zaten şöyle söyleyeyim, şimdi damızlık bir işletmeden aldığınız ne kadar safkan olursa olsun neydi belirsiz benim için. Öyle söyleyeyim. Çünkü bilemezsiniz yani, kolay doğum mu, zor doğum mu, pedigrisi doğru düzgün tutulmuş mu? Ya atıyorum tamam, o işletmenin sahibi de gidip getirmiştir. İşte ben ne bileyim Amerika menşeili, yok Almanya menşeili, işte Avusturya menşeili, şu ırktan atıyorum Simmental'den böyle getirdim gibisinden böyle konuşurlar. Onun yavrularını damızlık satmaya çalışırlar. Bence hiç uğraşmasınlar. Çünkü ne kadar da olsa Avrupa, Amerika bize elindekilerinin en iyisini hiçbir zaman vermiyor. Fakat bunu biz suni Ben de tohumlamayla onu elde düşünüyorum. edebiliyoruz Evet. yani. Boğayla yani ben oradan aldığım bir ırk ne kadar üstün olabilir ki yani? Yani İstediği kadar şimdi saf mesela olsun benim için. benim gözlemlediğim, yani mesela bu Güney Amerika'dan Anguslar geliyor ya, Brezilya'dan, Uruguay'dan falan. Yani onları bile damızlık olarak satmaya çalışıyorlar yani. Kesinlikle hayır yani. Kesinlikle ama kesinlikle hayır. Onlar zaten işte koyundan bir tık büyük gibi yani. Onlar çok kötü hayvanlar, öyle söyleyeyim. Yani Yani böyle bizim çılgına Cersei'lerin falan boyutunda uğramamışlar. geldiler buraya. Ben Kars'ta da bizzat gördüm. Geçen yayında da Yani bahsetmiştim ben hatta. şöyle düşünüyorum. Yani ben melezden damızlık boğa olmaz. Yani melez boğalar kullanılmaz. Zaten Tabii onların melezden de dişleri kullanılmaz, kullanılmaz hayır. da. Yani fakat yani ben o Güney Amerika'dan bir boğa alacağım, ama kendi suyunu tohumlama yaptığım ineklerimdeki boğayı kullansam Melez daha bir kullansanız daha iyi. O kadar söyleyeyim. yani Bakın bir ben yani boğayı önermiyorum. Zararı olmadığı sürece. Yani veteriner hekim olduğum için değil bu arada bu. Öyle söyleyeyim size yani. Bu yani evet, veteriner hekim olduğum için ben boğayı önermiyorum. Neden önermiyorum? Hastalık vesaire. Bunlar da zaten yani biraz Allah'a kalmışsınız yani. Çünkü
Bilemezsiniz, edemezsiniz. Kimse bu ayı aldığında kalkıp laboratuvarda envai çeşit çiftleşmeyle bulaşan hastalıklar var. Zaten ilerleyen zamanlarda da ben bu konuya değinmek istiyorum. Şu anda daha konunun çok başındayız. İzleyici sayısı da biraz artsın. Orada daha iyi değineceğim. Dediğim gibi yani bir veteriner hekim olarak ben bu ayı önermiyorum. Fakat suni tohumlamadan cebime para girsin diye değil. Yani envai çeşit hastalık olduğu için ne kadar boğa safkan olursa olsun bunun değerlerini vesairesini ne bileyim bilmediğim için ki ben genomik boğa da tavsiye etmiyorum. Genomik boğa dediğimiz nedir? Denenmemiş. Progeni testi yapılmamış. Yani Ne bileyim. yavrusu falan yok yani. Ya yavrusu falan olmamış. Daha piyasaya yeni sürülmüş. Direkt mesela hemen cinsel ergenliğe ulaştığı gibi direkt spermini salıp piyasaya sunmuşlar. Öyle bir şey yok. O boğaları da tercih etmeyin. Bakın suni tohumlamada. Ne Onu da olduğu belli söylerim yani. ben. Aynen kesinlikle yani. Denenmiş boğa. Bilinmiş. Benim hayvanım deneme tahtası değil abi. Bitmiştir yani. Yani. Şimdi hocam mesela suni önümde bir boğa kataloğu var mesela. Şimdi orada apaçık bir şekilde işte boğanın, herhangi bir boğanın mesela Angus boğası ya da Hereford boğası da, Charolais boğası da, işte doğum kolaylığı, işte kızlarının doğum kolaylıkları, gebelik süresi, doğum ağırlığı, işte 2, 3, 4, 6, 600. günde vızaların gelişimleri, aldıkları kilolar, işte süt verimi, işte karkas ağırlığı, perakende kazancını, işte kas içi yağına kadar, işte Genetik termin verebilirliği, geçirgenliğine kadar, genetik güvenilirliğine yani kadar. aynı her şeyi paylaşmış. Yani benim sormak istediğim, biz bir yani damızlık işletmesi, yani örneğin ülkemizde de var birçok damızlık işletmeler. Yani Var, kendilerini evet çok var. çok üstün sınıfta görüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum ama onlar öyle Geçecekler o görüyor. işte. Şimdi En o boğanın iyi boğalarını getirsinler. Ben de en kötü suni kimliğini tohumlu boğamı getireyim yani. Ama genomik olmayacak benim boğam. evet. Yani ben şimdi bu değerleri o boğada, yani onun işletmesindeki boğadan nasıl öğreneceğim? Yani ben diyeceğim ki ya bana tamam, boğanız çok güzel. Tipine baktık, çok güzel. Dört ayağı var, gözü görüyor. Her şeyi sağlam. Fakat bana bunun vızalarının doğum ağırlığını gösterebileceğim. Elinde bir delil var mı? İşte Yok. kızlarının doğum ağırlığını, işte gebelik Kendileri bile süresi. ölçmüyorlar ki zaten doğduğunda yani buzağların doğum ağırlığını. Ama yani şimdi ben, madem siz damızlık işletmesiniz değil mi? Ben şimdi madem damızlık işletmesiniz, çok iddialısınız bu işte. O zaman bana bu suni tohumlamada bu boğanın özelliklerini yazmış. Hepsini belirtmiş. Yapamazlar. Hepsi de çıkıyor. O zaman bunları da yapmaları gerekir. Ya şimdi şöyle söyleyeyim mesela İrlanda'da yani o genel olarak söyleyeyim Büyük Britanya'da, Amerika'da vesaire, Almanya'da falan ırk yetiştiriciler birliği var. Adamlar artık ırk ırk ayrılmışlar. Bizde mesela ne var? Bir tane damızlık sığır yetiştiricileri birliği var. Süt üreticileri birliği var. Bir de koyun keçi yetiştiricileri birliği var. Atıyorum Holstein yetiştiricileri birliği yok. Angus yetiştiricileri birliği yok. Charolais yetiştiricileri birliği yok. Örnek veriyorum yani ne bileyim Blondoket yetiştiricileri birliği yok. Limuzin yok gibi. Yani onlar da şimdi öyle bir şey var ki adamlar o kadar çok güzel örgütlenmişler ki o konuda. Kesinlikle zaten ezdirmiyorlar da kendilerini hiçbir türlü. Artı kendi aralarında en üstün genetiğe sahip, en üstün ırkı yani o ırkın en üstün özelliklerini taşıyan boğayı seçiyorlar. Ve onu deniyorlar. Denedikten sonra piyasaya sunuyorlar. Yani bütün E şimdi biz de testlere gittik. tabi tutuyorlar. Biz de gittik. Ben gördüm bir tane bu ayı. Bana o bu ayı ver dedim yani. Tipini Ya şimdi beğendim. İşte biraz böyle eli ayağı benim hoşuma gitti. Yakışıklı geldi bana. Ver bana. Hadi bakalım. yani şimdi benim telefonumda bir sürü mesajlar var. Adam atmış bana bir tanesini. Ya abi bu boğa nasıl? Ya resimde güzel. Ama yani bunun bir sürü özelliğine bakmak gerekir. Yani sonuçta sen, affedersin ama, pazardan 5 kilo soğan almıyorsun ki. Yani almışsın 100 tane, ineğin içine bu boya salıyorsun ve diyorsun ki ben melezleme yapacağım ve sürümü ileriye taşıyacağım. Bununla mı taşıyacaksın ileriye? Yani Hayır. şimdi Taşıyamaz kesinlikle. boğayı bilmemiz gerekir. Zaten en büyük hata burada. Mesela her zaman bana söylüyorlar ya, senin boğaların, işte senin ürettiğin melezler ya da sizin ürettiğiniz melezler neden daha güzel oluyor? Biz seçiyoruz, bir sürü tohumlama firmalarında görüşüyoruz. En kalitelisi hangisi ise onu temin etmeye çalışıyoruz, onu kullanıyoruz. Yani ben bilmiyorum, alayım iki tane boğa da salayım sürünün içerisine, onlar açsın dursun, üresinler, çoğalsınlar. Yani.
O Neden yüzden uğraşıyorum onlara, hayvanları kızgınlığını takip ediyorum. Yani hep genetik kesinlikle. kısmındayız yani. Yani çünkü elimizdeki vasıfsız olan hayvanları daha kaliteli yavrular elde etmeye uğraşıyoruz. Bu da neyden kaynaklanıyor? Boğanın kaliteli olmasından. Suni Yani. tonlamanın amacı da odur zaten. Yani suni tonluğun amacı o. Olsun. Geçirgenlikten tutun da yani ayak bacak puanına kadar her şeyi biliriz yani. Peki hocam, bu mesela hadi karar verdik, bir şekilde bir boğa aldık. Bu boğanın cinsiyet organının muayenesi yapılabilir mi? Yapılabilir, hatta yapılması zaruridir. Mesela Yani ben karşılaştığım, gördüğüm, mesela hayvanın bir işletmede gördüm. Hayvanın kamışı hep dışarıda. Yani acaba nedir? Ne sorun vardır o boğada mesela? postitis vardır. Postitis dediğimiz penisin başının yangısı. Balanitis, postitis, Evet. balanopostitis hatta. Balanitis dediğimizde sünnet derisinin yangısıdır, hastalığıdır. Balanopostitis ikisinin karışık bir şekilde aynı anda seyretmesidir. Bunlar o tarz problemler olabiliyor. Yani kimileri zaten birçoğu ineklerine pek temiz bakmıyorlar. Yani işin aslını söyleyeyim ben. Biz hayvancılık konusunda pek de böyle hijyenik bir ülke değiliz. Tabii o elit sürüleri tenzih ediyorum onlara. Kesinlikle lafım yok. Çünkü kimileri öyle yatak var ki girer ben yatarım yani hiç. O kadar ki rahat yatakları var. Neyse ama örneğin boğa herhangi bir inekle çiftleşirken sonuçta penisi kuyruğuna değiyor. Ondan sonra vulvasına değiyor yani o vajina dudaklarına. Kimileri denk getiremiyor. Anüsten yapıyor, çiftleşiyor. Bunlar bu tarz problemlere sebep olabiliyor. Bu bir. İkinci rahatsızlığımız bir protozoon var. Trichomonas vaginalis diye. O da çiftleşme yoluyla bulaşıyor. Zaten ilerleyen zamanlarında değineceğiz. Mesela alıp böyle açıp sünnet derisinin iç kısmına baksınlar. Penisi o kapsayan, koruyan yapı sünnet derisi dediğimiz. Yani halk ağzından anlatıyorum sünnet derisi diye. Onun iç mukozasını iç kısmına baksınlar böyle beyaz beyaz nodüller olacak. O mesela şimdi biz zannediyoruz ki sadece Brusella yavru Yani. attırıyor. Yavru attıran envai çeşit hastalık var ve bunların %80-90 hep boğadan geliyor. Öyle Mutlaka. söyleyeyim yani. Atıyorum benim örnek veriyorum. İyi de rakam söyleyeyim mert geleyim biraz. 100 tane ineğim var. Onları bir boğayla kendimi batırabilirim. Bir tane boğayla kendimi batırabilirim. Yani hocam, Yani. biz de daha önce boğa kullandık. Yani inekleri metikten kurtaramadım. Yani gerçekten çok, bazıları kesime gitti. Bazı Ya çok kansere kadar. yani Şimdi yani. bovin papillon virüs diye BPV diye bir şey var. Virüs var öyle söyleyeyim. Tümör oluşturuyor. Mesela kimi boğalarda ben burada çok kez görürüm. Senede en az 2-3 seferde onun operasyonunu yaparım. Operasyonla alırız bunu biz. Dadağlama yöntemiyle hatta. Yani dağlayarak alırız böyle. O yüzden mesela şeydir. O boğanın da bir daha damızlık vasıfta kullanılmamasını isteriz. Çünkü bu sefer aynı tümör, yani peniste çıkan tümörün aynısı ineğin vajinasında da çıkıyor. Bulaştırıyor. Zaten bir tanesine bulaştı. Hepsine Tabi dağılır. tabi tabi. Hangisini Bilmez. çiftleştiyse sıraya geçirir yani. Ondan sonra Evet. iğne ilaç tedavisi vesaire. Fakat o virüs iğne ilaçla ölmüyor. Gene hayvanın bünyesinde, organizmasında fırsatçı patojen olarak bekliyor. Yani aslında biz boğa kullanımında herkes genel olarak Brusella'dan korkuyor, ama Brusella dışında da çok ciddi hastalıklar Yani var. şöyle Yani sadece Brusella'da. söyleyeyim, hazırlık dahil 6 yıllık mesleki eğitimimde yani bayağı bir hastalık gördük. Bayağı bir hastalık kitap üzerinde okuttular. Gerek şeyde de gördük zaten okulun kliniğinde çalışırken, intern öğrencisiyken. Çok var ya. Yani ben 6 yılda zor öğrendim. Bunu bir programda anlatamayız yani. Çok zor, çok çok hastalık var. Şimdi şu kadar hastalığı duyduktan sonra yani ben türümü riske atmam yani. Gerçekten cesaret edemem bu işe yani. Yani en Yani güzeli suni tonlamayla devam edersin. Yani ben bu kadar kesinlikle yani hastalıkla baş onlar edemem. Çünkü ben hastalıklardan ağrı oluyorlar vesaire. biz yani Brasella falan, Allah korusun, o tür hastalıklara denk gelmedik, ama metritis benim çok canımı yaktı. Kesime dahi gitti hayvanlar yani. Yok kesinlikle. Evet. İstediğin iğne ilacı
rahim ilacını kullan, hepsini yak, yok düzelmiyor yani. Her şekilde gebe Tabii bırakamıyoruz hayvanı. kronik Onun evet. için yani düzelmiyor bazı hayvanlar. Onun için hiç bu riske değmez yani. Kesinlikle. Şimdi hocam peki damızlık boğaların vücut kondisyonları nasıl olmalıdır? Kesinlikle kilolu olmamalılar. Yani ki bazı suni tohumlama boğalarına da bakarken böyle katalogdan ben yetiştiricilere gösterirken ya bu nasıl bir şey, zayıf zayıf vesaire diyorlar. Yani onu aslında spermayı sağan istasyon sahipleri bilerek kilo aldırmıyorlar. Aksi takdirde sperm kalitesi düşüyor. Ne bileyim hayvan 2 günde bir sağılmıyordu, 3-4 günde bir sağılıyor. Yani sonuçta onların da yaptığı bir ticari iş. Ne kadar çok dozda sperma verirse bize bu yani istasyon sahibi için o kadar iyidir. Öyle söyleyeyim, sperma istasyon sahibi için. O yüzden kesinlikle kilo aldırılmaz. Yani çok zayıf da olmaz, kilo da aldırılmaz. Fit formunda olurlar. Anladım. Ya bir de şimdi mesela kataloglara da baktığın zaman önümüze geliyor kataloglar. Boğaları genellikle dediğiniz gibi zayıf. Fakat bazı firmalarda çok büyük. Aşırı derecede O yani sonlara doğru fotoğraflarını çekiyorlar kimileri. Artık yani sağacak spermayı sağmışlar. Sonra besiye çekmişler. ya Artık kesim artık öncesi. Onu yapabiliyorlar. yani onun farkı görebiliyorsun yani. Acaba diyorum ilk başta ufak mıydı da o zaman çektiler ya da daha sonra daha büyüdü boğa. Aa yok. Belki olmuyor yani. Resimden de boğa seçilmez aslında ama bazı arkadaşlar da resimden boğa seçiyor. Yani bu resimlerde oynama çok rahat olabilir yani. Dediğin gibi Ben de okumayı düşünüyorum yani. Tabii seçiyor. hiçbir Yani. sperma firmasının bana kalkıp bunu itiraf edeceğine inanmıyorum ama ben de tabii ki de resimlerde oynanabilme ihtimalini Oynanabilir düşünüyorum. hocam. Yani ben şimdi özellikle bir boğada gördüm. Normalde boğa boynuzlu. Fakat katalogda boynuzsuz. Yani nasıl Olabilir. yani boynuzsuz koymuşlar. Pedigri Yani. okumayı bilmiyorum. Bunu mutlaka öğrenmemiz lazım hocam. Kesinlikle oradaki o Yani kısaltmaları hatta sen bugün bana bir şey anormal attın herhalde abi. ekspresler. O kısaltmaların ne anlama geldiğini şey yapın. Aynen o oynayanlar var doğru. Var Evet. ben de düşünüyorum yani işin aslını söyleyeyim. Hayvanın Ya mesela aslında Photoshop'la hocam ben yani kalkıp butunu böyle genişletebilirim yani. Zor bir şey değil bu. Rengini koyulaştırabilirim. yapabilirler, yapabilirler. Başıma geldi bu arada rengi koyulaşmış bir boğa. Ya şimdi ben Boğanın adını vermeyeyim. Boğa açık sarı renkliydi. Simentaldi. Etçi kıvırcık simental. Bedeni güzeldi. Fakat bu yöre böyle koyu renk sevdiği için adamlar öyle yapmışlardı. Ama çıkan yavrular ve bakıyorum çıkayım. sarı çıkıyorlar ya. Ama böyle acayip açık sarı çıkıyorlar. En sonunda ben döndüm baktım. Boğanın bizzat yani resmi sitesinde hatta zaten yetiştiren ailenin Facebook sayfası var. Oradan baktım hakikaten de sapsarı boğalar. Bu boğa neden böyle rengi böyle dedim yani kendi kendime. Sonra küçük çapta bir kandırıldık dedim. Ama bedeni güzel. Şimdi boğayı inkar etmemek lazım. İlk doğunca gene böyle kötü olumsuz yorumlar geldi. Hatta bir tane yetiştiricim var. Kendisi de çok sevdiğim birisidir. Sadece tohumlama yapar. Dedi ki Azem dedi bundan birkaç tane daha doğarsa kardeşim diyor ki bir daha tohum attırmayacağız. Yani tohumdan komple bırakacağız. Boğaya geri döneceğiz diye. Sonra aradan 2-3 hafta geçti. Azem bu boğadan yok mu? Gene kardeşim bu boğadan istiyor ya. Çok müthiş gelişiyorlar demişti. Biraz da tabii renk takıntısı olduğu için burada o da ayrı mesele. Şimdi hocam veteriner ekibimizle beraber sahada geziyoruz bazen. İşte elinde katalogları var. İşte adam 10 tane işte hayvanı var. Tohumlama yapacak. 25 çeşit simental tohumu var. Diğerlerinden yok zaten. Hemen sayıyor ırkları. Şu ırklar var, bu ırklar var. Yok diyor ben simental atacağım. İyi açıyor kataloğa bakıyor. Yok diyor bunun kırmızısı az. Yok bunda diyor beyazlık fazla. Ya Yok diyor simental bunda konusuna hiç girmeyelim ya. Simentali var ya en az 10 program boyunca kötüleyebilirim. Öyle söyleyeyim yani. Hakikaten evet. tamam ben de Ya mecburiyetten arz talep meselesi. Yani kullanıyoruz ama yani yapacak bir ben şey yok. koptum orada yani. Şimdi dedim ki ya
Yani rengi kırmızısı fazla olsa mı olur, olmasa mı olur. Ben şimdi aldığımda renge bakmıyorum ki, ben ona bakıyorum yani gelişimi nasıl, bu buzağa gelişecek mi ya da bu inek bunu doğurabilecek mi, bir sıkıntı yaşar mıyız? Benim için gelişim önemli. Ben gelişimi olur. Adam diyor kırmızısı Nurlarım. fazla olmuş, azıcık beyazı daha olsaymış. Tabii kafa beyaz olacak. Göğüste kemer olacak. Beyaz kemer. Yani Yani. Hereford Simmental diye satan bir kişiyim ben yani. Ben de yaşadım onu bizzat ya. Hangi Hereford buzağı doğduysa sırf böyle rengi için arayıp böyle özel teşekkür eden olmuştur yani. Yani Gerçekten. Halbuki Hereford attığın. ya pasaportuna baksana, Hereford Melezi diye yazıyor zaten ama bakmıyor. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Peki hocam, bir boğanın damızlık olarak seçilebilmesinde karar vermek için hangi özelliklerine bakmalıyız? Yani Değerlerine bakmalıyız aslında yani öyle söyleyeyim. çünkü Yani yani bir boğanın bu arada suni tonlama boğasını evet yani. seçiyoruz yani. Yani değerlerine bakacağız tamamıyla. Yani şimdi İşte dediğim mesela örneğin dişilerde de öyle. Yani şimdi gibi. mesela bizim işte atıyorum 100 tane erkek buzağımız oldu. İşte 100, 150 tane dişi oldu. Yani sonuçta bu olanların hepsi dişi de olsa erkek de olsa damızlık olmuyor. Yani erkekler de mesela damızlık olarak bıraksak yüzünde damızlık bırakamayız. Yani olmaz çünkü. Mutlaka elememiz lazım yani. Onların Evet. değerlerine bakacağız. Başka özelliği var mı? Başka özelliği şöyle. Melezleme yapıyorsak kesinlikle genetik geçirgenlik en baş şeyimiz olacak, puanlamamız olacak. Daha sonrasında işte yavruların gelişimi, doğum ağırlığı atıyorum. Yerli ırklara atacağız. Özellikle kolay doğum seçmeliyiz. Biraz cani olmamak gerek yani. Kimileri la böyle aman kolay ve güçlü boğa olsun vesaire diye böyle çok şey yaparlar. Israrcı olurlar ama biraz da tabii Paylaştığınız Şarolo boyu hala unutmadım hocam. Allah korusun. benim de gelmiş geçmiş Gerçekten gördüğüm en yani ben iri buzağı yani. hayatımda yani isterseniz grupta da Ben ama paylaşırız. şöyle Ben söyleyeyim. Grupta da paylaşırız. öyle bir boğa görmedim ama yani şimdi şöyle de düşündüğün zaman yani o inekten gerçekten o kalite bir yavru muhteşem bir şey yani. Suni Genetik geçirgenliği tonlama. üstünde onun. Suni tonlama böyle bir şey. Yani tamam zor bir doğum ama gerçekten çok güzel bir boğa. Yani kesinlikle. Bu arada erkek Angus tohumu ne kadar gerçek demek istedi. Bu herhalde sexing teknolojiden bahsediyor. Yani cinsiyeti belli spermalar var tabii ki de. Var evet, bazı firmalar cinsiyetli belli firmalar satıyor. Yüzde yani %100 demeyelim ama Tam yine de %100 yani değil ben ya. yani %100 değildir ama benim kullandıklarımda hiç çıkmadı yani. Şimdi çıksa diyebiliriz yani, mesela 20 tane kullanmışsak 20 tane erkek çıkmıştır. Yani bize denk gelmedi, bilmiyorum Kesinlikle. ki başkasına denk gelmiş Dediğim olabilir. gibi yani sexing teknoloji var yani şu anda. Tabii Peki hocam. bayağı pahalı oluyordu. Evet, fiyat farkı var mutlaka. Şimdi hocam mesela damızlık boğaların genel muayene, mesela şimdi karar verdik. Bir damızlık boğası aldık. Veteriner ekibimizle beraber gittik, seçtik. Nasıl bir muayene ediyoruz? Yani hangi testlere tabi tutuyoruz onu? Çünkü dediğim gibi yani işte Brusella damızlık tüberküloz vardı. zaten en başta yapılıyor biliyorsunuz. Brusella tüberküloz en başta yapılan testtir. Ondan sonra yani diğer türlü öncelikle bir muayene. Bu arada boğa alıyoruz sanırım direkt damızlık boğa. Evet. Şey değil, suni tonlama değil. Yok, değil. Sintomlu değil. Yani en başta laboratuvar muayeneleri olur, gerekli ekimler Kan olur. Bunu testleri falan. tabii zaten yani Brusella kandan bakılıyor. Tüberküloz derinin içine yapılan bir enjeksiyonla boyundan yapıyorlar onu. Onun 3 gün sonra da kumpasla ölçüyorlar. Ona göre puanlandırıyorlar. Tüberküloz da biraz ayrıdır. Onu zaten il ve ilçe tarım müdürlüklerinden isterseler zaten şey yaparlar, ulaşırlar rahat bir şekilde. Onun dışında genel olarak cinsel organların muayenesini falan iyi yapsınlar. Bir de hayvanın daha önce damızlık kullanılmamasına özen göstersinler. Yani ilk kez kendi ellerinde damızlık Kendi kullanılsın. işletmesinde açım yapmak. Evet, kendi işletmesinde ilk kez damızlık kullanılsın. Hatta ben mesela damızlık inek alımına da karşıyım. Gebe düve de alınacaksa sadece hastalıklardan, ari çiftlerden alınsın. Onun dışında gebe düve almamaya özen göstersinler. Çünkü birçok kez yaşadık. Hatta bizim klinikte her gün gelip bizde oturan, sohbet, muhabbet eden kişi de
Gebedüve aldı. Düvesi tabii 4-5 gün önce buzağa attı. Buzağısı da öldü zaten, yaşamadı. Biz hemen baktık testini. Hatta ben 21 gün beklemedim bile. Direkt baktım. Yüksek titrede Brusella çıktı. Düşük titrede de değil yani. Titresi yüksek çıktı Brusella'nın. Bu arada ben bakabiliyorum yani. Veteriner hekimlerin elinde var öyle imkanlar. Kiti var zaten. Hazır kiti. Damla Solüs'ün. Onunla çok rahat bir şekilde bakılabiliyor. Dediğim gibi yani damızlık dişi materyalde alacaksalar eğer, hiç kullanılmamış, mümkünse boğa altı düve olarak, işte daha Hiç küçük yani yaşlarda bu olarak. hiç boğa görmemiş yani. Tabii. O yüzden boğayı Evet. da dediğim gibi daha önce hiç kullanılmamış damızlık anlamda. Hatta küçük yaşlarda alsınlar. Yani mesela görüyoruz bazen paylaşıyor arkadaşlar. Zaten adam 2 sene 3 sene boğasını kullanmış. Ya diyor ben bunu kesime vermeyeyim. Yine damızlık katmaya çalışıyorum yazdan. Zaten hayvanın kuşunu çıkarmışsın 2 3 sene kullanmışsın. Ayrıyetten kalıtsal bir hastalık bulaşmadığını nereden bilebiliriz? Yani senin hayvanlarda kullanmışım bunu. Yani bir hastalık taşıdığını nereden bilebiliriz yani? Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok riskli işler yani görüyorum yani. Bir de özellikle siz de görmüşsünüz geçen hafta grubumuzda biri paylaşmış. Yani gerçekten çok kötüydü. Yani damızlık diye paylaştıkları bir Evet damlıydı. ya, ben hatta Abi arayıp söyledim, gerçekten dedim ya. abi bunu sil, bu kim ya dedim. Yani yerli karadan farklı yok yani gerçekten çok kötü. Yani inanamıyorum. Yani onu bir de adam alacak, ona bir gelecek bağlayacak. Yani ben her Rose zaman Bengal'le şey diyorum. bakıyoruz bu arada, onu Yani cevaplayayım. Birisi ya yazmış da Rose Bengal'le mi bakıyorsunuz diyor. Rose Bengal'le Harun abi o da bakıyoruz, veteriner sağlık teknisyeni. evet. Rose Bengal basit zaten. Porselen tabak üzerinde çok rahat bir şekilde bakılıyoruz kanserimi çöktükten sonra. Güzel. Yani. Mutlaka belli testlere tabi tutmak gerek. Yani dediğim gibi pazardan 5 kilo soğan almıyorsun sonuçta. Çok çok Aynen öyle. dikkat etmek gerekiyor yani. Yani biz anlatıyoruz, uyarıyoruz arkadaşlar ama yine de tercih etmek isteyen arkadaşlar var. Bari bu şekilde biraz olsun ki bu önlemleri aslında ne kadar olsa faydası olur mutlaka diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Peki hocam, spermada yani tohumlamada herhangi bir hastalık bulaşır mı hayvana? Yani şimdi mesela Oo, az evvel su söyledim ya. yok yok Yani boğa kullanımında sperma ile bulaşabilen hastalıkları tamam onları bahsederim. tamam. Peki normal sizin yaptığınız tohumlamadan bir çünkü bazı insanlar tohumlamadan da hastalık bulaştığını savunuyorlar. Hayır Bunu ya. anlatmak istiyorum. Kesinlikle, Yani kesinlikle. Ya olmadığını o bildiğince gelen mutlaka payet sterildir. yani onu anlatmak istiyorum. Gelen payet sterildir yani. Kesinlikle, ama Yani kesinlikle mutlaka şey sizde yoktur. olması firmaların ayırdığı boğalar mutlaka bütün bu anlattığınız testlere zaten tabi tutulmuştur. Adam Brusellalı dananın alıp da spermasını satar mı? Zaten adam bundan ticari beklentisi var. Para kazanıyor sonuçta bu işten. Yani. Kesinlikle yani, o konuda içleri rahat olsun yani. Suni tohumlamayla hiçbir Kesinlikle. yetiştirici asla ve asla bana iddia edemez ki suni tohumlamayla benim hayvanıma hastalık bulaştı. Öyle bir şey Evet, yok. bu nedenle Hatta biz tekrar şöyle yani. diyeceksiniz ki mesela, işte burada işte benim hayvanıma soktuğunuz pistoleyi gidiyorsunuz başka hayvana da sokuyorsunuz, ama pistoleye kılıf geçiriyoruz. Aynen. Yani pistoleye kılıf geçiriyoruz. Her hayvandan, her hayvana tek kullanımlı kılıf. Ondan sonra ben o kılıfı atıyorum zaten. Yani bu şöyle söyleyeyim. Yanlış anlamasın kimse. Tıpta da hep yoktur. Prezervatif gibi düşünün. Evet. Yani kesinlikle kılıf. Kılıfı geçiriyoruz. Tekrar onu o Mesela hayvanda atıyoruz yani. ben işletmemde örneğin işte 5 tane 10 tane hayvan tohumlayacağız. Her birine yine ayrı bir eldiven kullanırım. Yani birinden sok ötekine çıkar ya da Hayır, tabii kesinlikle, kesinlikle. gebelik kontrolü yaptıracağız mesela. Al birine tak bir eldiven hepsine tık 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 bak yok. Hepsine farklı farklı mutlaka taktırıyorum. Yani buna da üreticiler bence dikkat etmesi gerekir. Yani Kesinlikle o dikkat an, o edilsin. anlık veteriner hekimimiz şey de unutabilir. Dalgınlık haline de denk gelmiş Ama olabilir. yetiştiriciler bunu unutmasınlar, öyle Yani söyleyeyim yani. hatırlatabilir. Yani bir de bizim kendi işletmemizde de bazen karşılaşıyorum. Tohumlamalarda karışıklık oluyor. Mutlaka payetleri almaları önemli duyurulur arkadaşlar. Bir hata olmaz. Kesinlikle. Olabilir. Sonuçta hepimiz insanız. Biz hepimiz hata yapabiliriz. Veteriner Yani. hekimlerimiz de dalgın olabilir, uykusuz olabilir. Çünkü gece doğum oluyor, herhangi bir hastalık oluyor.
Karışmasın yani, yazık. Yani dediğim gibi, bu Sonradan arada bir arkadaş rahatsız. Simmental'in kendi ırkının dışında en iyi etçi hangi ırkla iyi olur demiş. Simmental kırmızı kavrayla Yani bayılırım. Simmental'e Manto von Holstein vesaire dışında etçi ırk atacaksınız, hangi ırk atarsanız atın. Yeter ki Simmental olmasın da. Yani. Simmental'la en güzel Angus'ta limuzinde, çok özellikle limuzinde çok güzel başarılı olduğumu gördüm hocam. Gerçekten yani bazen kafada biraz beyazlık da veriyor ama Ben kas Simentale yapısının şarole attım. Güzel de sonuç aldım, öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi Simentale etçi ırk atacaksanız kendi ırkı dışında her şeyi atabilirsiniz. iyi sonuç vereceğine kesin hocam. Ama Evet. yani eğer yine bu melezleme benim, bence zaten biraz sonra anlatacağız da, yani damızlık vasfı olmayan hayvanlarla yapılsa daha güzel olur. Yani zaten Simmental'ın belli bir şeyi var. Yani ne gerek var onu melezleme? Kendi ırkından devam et. Yani hayvanı geliştirmeye çalış. Eğer ki işte süt verimi düşükse ya da et verimi düşükse onu iyileştirmeye çalış. Daha Evet. üstün bir boğa kullanmaya çalış. Yani aynı Evet. ırktan. Ne gerek var melezleme yapma? Yani farklı bir şey çıkacağını düşünmüyorum yani. Benim düşüncem. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Evet hocam. Boğa kullanımı spermadan normal doğal aşımla olan hastalıklardan da bahsedelim. Bu işini kapatalım konumuzu hocam. Tamam. Normal doğal aşımla bulaşan hastalıklar, Brusella'yı vesaire artık saymıyoruz bile. Onun dışında mesela şimdi yetiştiriciler şöyle zannediyor. Zannediyor ki sadece Brusella yavru attırıyor. O yüzden mesela Brusella biraz daha böyle gebeliğin son 3 aylık döneminde attırdığı için, buzağı da büyük olduğu için Brusella göze geliyor. Ama mesela Trichomonas vaginalis dediğimiz, Trichomonas fetus dediğimiz bir hastalık var. Onda mesela o da gene çiftleşme yoluyla bulaşıyor. Bir protozoondur, bu bakteri değildir. Protozoon parazittir. Mikrobiyoloji kısmında incelenmez, parazit kürsülerinde incelenir. Mesela o da erken embriyonik ölüme sebep oluyor. Erken embriyonik ölüm dediğim 40-45 günlük önceki dönem. Yani daha hücresel yaşamda, organları tam oluşmamış anne karnında yavrunun, o zaman oluyor. Tabii pek fark edilmiyor zaten embriyonun ölümü. Ondan dolayı böyle göze gelmediği için zannediyorlar ki bir tek Brusella yavru attırıyor. Mesela bu da yavru attırıyor. Gene aynı şekilde çiftleşme yoluyla bulaşıyor. Hatta ilk başlarda da bahsettim. Boğanın sünnet derisinin içine eğer bakarsalar onun modülleri görürler beyaz beyaz. Bunu şeye bulaştırıyorlar, ineklere bulaştırıyorlar boğalar. Bu var. Daha sonra işte birçok hastalık var ya. Toksoplazma dediğimiz ayrıdır, neosporokanum dediğimiz ayrı. Bunlar da gene yavru atına sebep oluyor. Gene peki çiftleşme hocam, yoluyla bulaşabiliyor. bütün sürüye taşıyor değil mi? Yani sadece bir hayvanda kalmıyor. Tabii Bütün sürüye mesela ben taşıyor hep hocam. şöyle örnek veririm. Kars'ta sistem şöyledir. Köylüler, yani köyde köyün tüm ahalisi hayvanların hep birlikte toplarlar, dışarıdan Yaylaya veya kendi gönderirler. içlerinden bir tane Aralarında. çoban tutarlar. O çoban hayvanları güder. Atıyorum 1.000 tane inek var bir köyde, örnek veriyorum. O 1.000 tane ineğin içinde de 5-10 tane boğa var. O 5-10 tane boğadan bir tanesi gidiyor, Brusellalı bir inekle çiftleşiyor. Ondan sonra Brusellalı veya herhangi bir hastalık, biz Brusella'yı çok günah keçisi seçtik de herhangi bir hastalık olarak adlandırayım. Hastalıklı herhangi bir ineği İnekle çiftleşiyor. Ondan sonra çiftleştiği tüm ineklere hastalık bulaştırıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 1.000 başlık bir sürüde 5 tane boğa olduğunu düşünelim. Boğa başı 200 tane inek düşüyor. Bir inekle çiftleşti. Ardından geri kalan 199 ineğe de o hastalığı o boğa bulaştıracak. Yani çözümü de yok, tedavisi de yok. Yok. Yani. Brusella'nın yok. Mesela o Trichomonas dediğim rahatsızlığın çözümü şöyle, zaten self tolerans diyoruz biz. Kendi kendisine iyileşiyor. Ama inek rahat 7-8 sefer boğaya geliyor. Çok kötü. 7-8 sefer boğaya geliyor ve erken embriyonik ölüm olduğu için 21 gün sonra değil, 42 gün sonra tekrarlıyor inek. 42 gün sonra döl tutmadığını anlıyoruz. Düşünsenize yani 7 kere 42 neredeyse 1 yıl yapıyor. 1 yıl yok yere o inek boş geçecek yani.
Ya bize diyorlar zaten bu tarz sorunlar çok geliyor. Belki de hayvanlarında bu tarz hastalıklar var. Yani mesela biz her yıl bir vize alamıyoruz. Yani bazen 2 yılda bir. Yani ben zaten hayatta tutmam onu da. 2 yılda bir ineklerimizi aldıktan sonra kesinlikle tutmam. Zaten yok da. Kesinlikle. Yani ama olanlar da Burada belki ama onun birçok yetiştirici ineğin sırf kaşı gözü için tutuyor elinde yani. yani gerek yok hocam. Yani ne gerek var? Yani satarsın başka hayvan alırsın. Yani demek ki bir sıkıntı var. Yani ben şöyle düşünüyorum yani normal şekilde bir doğum yapan bir hayvan yani işte 2 ay içinde, 3 ay içinde yeniler kızgınlık göstermesi gerek. Yani tekrar gebe kalması lazım. Yani normal bir doğum yapmış. Herhangi bir zor doğum olmamış. Bir sıkıntı olmuyor. Bakımı, beslemesi iyi. Bir sıkıntı yok. Gerekli vitamini, mineral takviyesini yapmış. Yani neden gebe kalmış? O zaman demek ki hayırlı bir sıkıntı var. Yani bu hayvan gebe kalmıyor. Kızgınlık göstermiyor. Yani Bu arada ara ara sorulara cevap verelim mi abi? Mesela bir arkadaş cevap verelim bekliyorum hocam. demiş. Verelim hocam. Ramazan Ceviz. Tuncay abi hangi genetik firmasıyla çalışıyorsun? Bence burada reklam yapmayalım. Sonra özelden Evet. zaten Tuncay abi döner size. Özellikle onları belirtiriz. Başka simental kırmasına şarole boğa olur. Kanla geçen hastalığı evet bir arkadaş ekleme yapmış. Yerli ırklara Angus sperması sonucu doğan düvelere F1'lere Piemontesa atılır Piemontesa. Hem de çok güzel olur. Aynen öyle. Çok da güzel Aynen. randıman alınır. Neospora kanunum kedi ve köpekten geçer. Aynen ahırda kedi köpek bakanlar şey yapsınlar. Ben görüyorum kediler yemliklerin üzerinde geziyorlar mesela. Tavuklar mesela Yani, tavukların dışkıları, tabii. tüyleri mesela Aynen öyle. tüyleri benim bildiğim çok ciddi sıkıntı çıkarıyor hayvanlara. Tavuk tüyleri. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, aslında soruları sonlara doğru alsak daha iyi olur. Olur arkadaşlar. Şimdi hocam ülkemizde bulunan etçi sığır ırklarından bahsedelim. Yani ülkemizde bulunan etçi sığır ırkları işte Angus, Limuzin, Erebor, Şarole, Belçika Şimdi şöyle mavisi, söyleyeyim. Piemontesa. Aynen kesinlikle o var. Şimdi suni tohumlamayı ben bir konuda daha öveceğim. Biz suni tohumlamayla her çeşit boğayı, her ırk boğayı Evet. temin Evet. edebiliriz. Evet. Yani bu çeşitlilik önemli bir şeydir. Özellikle yani senin gibi heterozigot melezleme yapan, ırk azmanlaması yapan insanlar için çeşitlilik önemlidir zaten. Çeşitlilik ne kadar fazla olursa kazanım o kadar fazla oluyor. Hem de hocam yani 5-6 farklı boyayı da kullanabiliyorsun. Mesela ben şu anda 4 ya da 5 tane farklı Angus boğasını Böylelikle kullanıyorum. akrabalığında önüne geçmiş oluyorsun. Yani mesela ailemle mesela işte yerli ırklarla F1 melezi ürettik. İşte bunları gidip de hala ya aynı tohumu kullanıyorlar yani babasının aynı tohumu ya da aynı boğayı kullanmaya çalışıyor. Bunları biz hep engelliyoruz mesela. Hep Ama farklı yani. akrabalığı yetiştirmeye gider. Bu sefer genetik ilerleme değil, tam tersi negatif Aynen. bir duruma düşersiniz yani. Tam tersi hayvan Onları ilerleme bunları dikkat kaydetmez. ediyoruz. Yani tohumlarımızı da değiştiriyoruz. Yani mesela kullanmıyoruz babasını, aynı annesini, yavrusunu melezlemiyoruz bir daha yani. Evet. O yüzden yani ülkemizde de etçi ırk olarak artık yani dediğim gibi dünya artık global suni tohumlamada da teknoloji yani hayvancılıkta da teknoloji ilerlemiş durumda. Bunun en büyük örneği de suni tohumlamadır. Suni tohumlama aracılığıyla koskoca bir boğayı değil de 0,25 mililitrelik küçücük küçücük payetleri getirerekten çok güzel şey yapabiliyoruz yani. Yani yine dediğim gibi mesela bizim İmkanlar var. kendi hissetmemizde de bu zamana kadar 12 farklı ırkı kullanmışız. Yani bunları almaya kalksak alamayız. Nereden bulacağız yani Kesinlikle, 12, kesinlikle. 12 çeşit, 12 çeşit boyayı alıp getiremeyiz. Hepsinin gelişimlerini görmüşük. Melezleme uygulamalarını görmüşük. Zaten Yani senden güzel. önce denemiş zaten sperma firması bunu. Yani denemiş adam tabii elbet. Ya onlar da melezleme yapıyor. Yani oyun baktığında tamam biz belki yerli ırklarımızla yapıyoruz ya da elimizdeki ırklarla yapıyoruz ama Tabii onlar onlar da kendi saf ırklarıyla devam yani ediyorlar yani. ben görüyorum Angus'la Erefort'u melezliyorlar işte Erefort'u tekrar Şarole ile melezliyorlar yani farklı farklı melezleme yöntemi. Onlar orijinal ırklarla devam ediyorlar. Biz kendi yerli ırklarımızla Onların devam tabii ediyoruz. dişi damızlık materyalleri çok daha iyi bizlerden. Evet. Meraları da bizden iyi. Meraları çok iyi evet. Yani aslında hocam
Angus, Limousin, Hereford, Charolais damızlık işletmeleri bence çoğalmalı. Hatta sizin bölgenizde de Charolais çiftliği vardı tahmin ediyorum. Evet. Yani bu tür işletmeler bence desteklenmeli ve çoğalmalı diye düşünüyorum. Ama Evet. maalesef yok şu anda yani gerçekten. Çünkü bu tarz hayvanları mera olmadan çok zor. Yani çünkü bunların Kesinlikle. sadece gıza geliri var. Süt de olmadığı için çok zor. Bence devlet bir Ama şekilde Mera'dan da destek en lazım. iyi yararlanan ırklar bu arada bunlar. Evet, en iyi yararlanan ırklar. Peki hocam, melezlemede en başarılı olduğunuz ırklar, etçi ırklar. Melezlemede en başarılı olunan ırklar. Şimdi şöyle, birçoğuyla aslında başarı sağlayabiliyoruz. Fakat şöyle, biz eğer ırk azmanlamasına yani heterozigot melezlemeye gideceksek başlangıcı daha önceki yayında da söylemiştim diye hatırlıyorum. Mesela Angus'la yaparız. Neden? Çünkü Angus gerçekten ırk olarak baskın bir genetiğe sahip. Çünkü bize teorik olarak da genetik dersinde aldığımız şey de şudur, bilgi şudur. Mesela siyah renk beyaz renge baskındır. Boynuzsuzluk boynuzluğa baskındır vesaire gibi. Bu tarz şeyler teorik olarak da öğretilmiştir ki zaten pratikte de keza öyledir. Angus mesela öneririz. Özellikle yerli ırklara. Yani F1, F2'lerden ziyade yerli ırklara ilk melezlemede başlangıcımızı, startımızı Angus'la verebiliriz. Angus'tan sonra işte Doğan F1'e, Charolais, Piemontesa, Limousin, Blondakit, Hereford bunları da atabiliriz mesela. O zaman şöyle diyebiliriz hocam, yani çevirme melezlemesi, kullanma melezlemesi yapabiliriz elimizdeki ırklarla. Tabii. Yani şöyle, kullanma melezlemesi dediğimiz zaten adı üzerinde kullanma, kullan at. Direkt elimizdeki en kötü damızlık vasıflara sahip. Yani damızlık vasfı olmayacak hayvanlar. Bunlar zaten bir avuç yemle de doyan hayvanlar işin aslı. Aynen. Çok böyle şey simental gibi değiller yani. Bir simental onun 5 tanesini yediğini yer. Abartısız söylüyorum bakın. Yani. 5 tanesinin yediğini yer yani simental. Onun yerine ben gider 5 tane yerli alırım. Onları güzel Angus tohumu atarım. Böylelikle sürümden kazanırım yani ticari ağızla konuşmak gerekirse. Öyle. Onun dışında da başka yani çevirme melezlemesinde de adı üzerinde zaten çevirme. Onları da nasıl yapabiliriz? Elimizdeki dişileri damızlık olarak bırakabiliriz. Tabii kimileri kullanma melezlemesinde ısrarcıdır. Kimileri çevirme melezlemesinde ama kullanma Yani melezlemesinde kullanma lezzetimiz dediğim gibi, yani aslında kasaplık, hayvan ekmek ya da tamam. besleyici falan Ama değil. şöyle söyleyeyim. Biz bir yerden sonra artık bence elimizdeki yerli ırklardan kurtulmak zorundayız. Bunları biraz böyle dediğim gibi her daim söylerim ben. Bakın genetik ilerleme. Gerçekten çok önemli. Bu Yani ben şimdi yerlilerden bir an önce mesela kurtulmamız lazım bizim. Bunu da ancak... pazara gittiğim zaman, hayvan almaya gittiğim zaman bir tane Angus F1 melezi göremiyorum. Yok ya, yani neden Yani... yok? Yani Yani bir sürü kesime yerli var. Ondan göndermeyin derim sonra ben. Mesela hatırlıyorsan yani abi sen de zamanında kesime onu göndermişsin. aynen biz de kesime olan hata yaptık. Yani şimdi Ha. bırakıyoruz aslında ama hata yaptık. Yani şöyle diyebiliriz, yani melezleme ile elde ettiğimiz dişi ve erkekleri damızlık bırakabilir miyiz? Yani kesinlikle. Çünkü bırakabiliriz. Bence yani Dişileri erkek tamam erkek bırakabiliriz. Erkeklerden erkek yok. kesinlikle ben Erkek istemiyorum. kesinlikle Yani değil. şunu, Erkeği ben kesinlikle çünkü önermiyorum. erkekleri çok iyi bir şekilde, çünkü çok fazla yorum geliyor ve bırakıyorlar da, hatta bu Hayır, grupta da var. kesinlikle tata Yani melez tavsiye bu adam. etmiyoruz. Çünkü yani ben onu da denedim, yani denemedim değil. Yani mesela işte tohum atıyoruz 3 kere 4 kere 5 kere, çünkü bende boğa yok. Orijinal boğa yok. İşte 3 kere 4 kere tohum atıyoruz. Ya dedim en sonunda şu melez boğalardan bir tanesini salayım. Yani bir tane şu iğne açsın, yani belki bir görelim bakalım ne çıkacak. Çünkü daha önce açtım da yaptırmadık boğayı. Zaten boğa kesime gidecek. Bir onu aşacak. Tuttu tuttu tutmadı. Kesime gidecek zaten boğa. En son saldık ya, baktık. Ya gelen meleze bakıyorum. Ne anneye benziyor ne babaya benziyor. Karman Aynen. çorman. Hiçbir Karman şey. çorman. Yani sen şimdi geleceğini buna mı bağlayacaksın? Sonuçta Hayır, melez hayır, bir hayır. hayvan yani. Yani Ama dediğim dediğim gibi gibi yani. Ama dişileri mutlaka bırakın. Çünkü dişiler, peki hocam dişileri bıraktık. Mesela F1 melezi bizim aynı bizim yaptığımız
sistemli işte yerli ırklardan ya da farklı ırklardan işte montof, kırma olan hayvanlardan elde ettiğimiz F1, Angus, Charolais, Hereford, Limousin işte çeşit çeşit F1'ler ürettik. Peki bunları tekrar aynı ırklarla mı melezleyeceğiz yoksa farklı ırklarla mı melezleyeceğiz? Yok, Mesela ırk Angus'la azmanlaması mı? dedim. Yani ben hiçbir zaman safa yaklaşmayı Ben de önermem. Yani ben olsam ırk azmanlamasına giderim. Çünkü yani ırk azmanlaması dediğimiz şudur. Örnek veriyorum mesela Angus F1 melezi Angus bir dişiye şarola attık. F1 melezi Angus'un özelliği çok da nedir? güzel, çok da güzel oldu. yani mesela yemden yararlanabilirlik. Mera'dan en iyi hangi ırk yararlanır? 2-2 daha 4 Angus yararlanır. Yani bunu Angus, kimse inkar edemez. Hereford, Ama orijinal Charolais. Angus bakın çift kas genine sahip böyle Belçika mavilerine benzeyen Angus'lar değil. Onları kesinlikle ayrı tutuyorum yani. Angus dediğimizin yandan ben baktığımda böyle kare bir yapı yani düzgün dikdörtgen bir yapısı vardır. Arka butlarına baktığımızda böyle çıkıntılı değildir Angus'un. Kuyruğu kısadır, kafası küçüktür. Biraz böyle dik bir kuyruğu vardır. Yani Angus'u ben orijinal olup olmadığını yandan şöyle baksam anlarım. Öyle söyleyeyim yani Belçika mavisine benzeyen, çift yok işte Miyostat'ın bilmem kaçıncı koduna sahip, şu genine sahip vesaire. Geçin bu işleri arkadaşlar. Orijinal Angus. Melez boğaları bize Onu yani bu konuda da bilgilensinler. Artık firma sahipleri de kusura bakmasınlar ama orijinal Angus çift kas genine sahip kusura değildir. bakmayın Geçin bunu. hocam, yani mesela bazı Yani firmalarda maalesef getirmişler, yani Zor doğum söyleyeyim size özelliğine sahip mesela. Tabii çünkü içinde Belçika yani mavisi Belçika geni var yani. mavisi geni var, yani sonuçta yani iki farklı ırk. Sen de bir farklı bir ırkla melezleme yapıyorsun. Üç farklı ırk oluyor bu. Yani çıkan yavru da büyük oluyor mecburen. Yani. Onu ben örneklemeye devam edeyim bu arada. Angus Charolais melez şeyini örneğini verdik. Mesela Angus'un nesi var? Yemden yararlanabilirliği var, kolay doğumu var. Mera'da keçi gibi otlayabilmesi var. Yani cüssesi büyük veya küçük olsun fark etmez. Ayak bacak dayanıklılığı var, tırnak yapısının dayanıklılığı var. Boynuzsuzluğu var. Sürü güvenliği için boynuzsuzluk çok önemlidir yani. Sonuçta hayvanlar Uysallar. birbirlerini yaralamaya aynen uysallar vesaire. Bayağı övdük bu arada Angus'u. Diğer ırklarda şey yapmasınlar, küsmesinler. Diğer Yok, ırklar da süperler yani benim gözümde. onları da Hepsinin ayrı bir anlamadım. güzelliği var. Mesela ona şarola attık. Atıyorum Angus çok aman aman böyle yüksek kilolara çıkan bir ırk değildir. Ama Yüksek şarole birkaç. büyük Bir de cüsselidir. şimdi hocam aslında Angus'u biz beslemeyi beceremiyoruz. En büyük hatayı orada yapıyoruz. Şimdi aslında Angus örneğin işte Charolais, Belçika mavisi ya da daha yüksek etçi ırkları örneğin 10 kilo kesik yemle besi yaptık. Angus'u 6 kilo ile yapacağız. Aynen. İşte Çünkü Angus'a da bir de ona kesik yem 6 kilo yapacağız ama ona kaba yemi fazla vereceğiz. Şimdi biz Angus'a da diğer ırklar gibi 10 kilo yem verdiğimiz için bu hayvan çok çabuk yağlanır ve Kesinlikle. kesinlikle 15-16 ayda kesilmeli. Ben 18 ayda Angus da kestim. Sonrasında yağ mermerleşme şeklinde değil, kabuk yağı şeklinde oluyor. Bunda Ya, zaten ülkemizde yağsız kesim yapıldığı için direkt tıraşlıyor yani böbrek yağı, ya böbrek yağı ben gördüm ya, kesiyor adam böbrek yağını 30 kilo 20 kilo çıkarıyor. Onlar onu satıyor ama bize bir para gelmiyor böbrek mezbahaya. Ya yağından. o Yani mezbahacıların insafsızlığı ayrıdır zaten. şimdi Hayvanın hocam, böyle her şeyini ayırırlar, öyle şimdi tartarlar. hocamızın biri video çekmiş. Kesmiş işte hayvanı. Kestiği inek. Yani Angus melezi bir inek. 4-5 yaşında bir inek. Doğal olarak inekler yağlanıyor. Hangi ırk olursa olsun. Yağlanıyor Ya yani. dişi Zaten zaten dişilik dişi hormonundan hayvan. dolayı Yani yağlanıyorlar. bir yağlanmış. Bir de sen onu boya çekmemiş, yani tohumlama yapmamışsın. Kısırlaştırmışsın hayvanı. Zaten hayvan yedikçe yemiş. Bir de Angus gibi obur bir hayvan. Çok çabuk yağlanır. Şimdi mezbacı geliyor ki ya diyor bu Angus'u diyor niye tercih? İşte mezbacıya diyor ki hocamız siz bu Angus'u neden tercih etmiyorsunuz? Ya neyini tercih edeyim? Bunun diyor derisi ince. Bunun diyor kellesi küçük. Şurası şöyle. Ya Allah Allah Kendisine dedim hoca. yarayacak yerleri Yani söylüyor. hoca da diyor ki dinliyor onu. Ya hocam dedim bir yorum yazdım. Allah aşkına dedim ya. Kelleyi biz alıyoruz mu? Almıyoruz.
Deriden bana ne, deriyi ben mi alıyorum? İnce olsa Hani da olur, olmasa da olur. Yani bana derinin bir faydası yok ki. Ya ne bileyim, o anlattı, ben de kesinlikle. dinledim diyor. Yani bir ırkı da kötülemek için, yani şimdi ben etçil, ben hepsini kullanıyorum. Kullanmıyorum değil. Fakat her ırkın kendine göre artısı eksisi vardır. Yani şimdi ben piyasadan almışım 2 liraya, 3 liraya namızlık vasfı olmayan bir ineği. Şimdi bu ineğin kapasitesi belli. Şimdi limuzin gibi bir ırkla melezlediğin zaman pek verimli olmuyor. Ama işte ne bileyim, şarol ile melezledim, verimli olmuyor. Yani aldığımız yavru bizi memnun etmiyor. Angus da farklı. Angus da, ben diyorum ki yerli ırklarda böyle bizim şeklindeki ineklerde siz Angus'u tercih edin. Ama aldığınız Başlangıç ırkı olarak Angus. başlangıçta, çünkü orada başarılı oluyorsunuz. Çünkü biz 3 inekte denemiyoruz ki bu işi. Yani 7 tane 8 tane farklı Angus tohumu kullanıyoruz ya da diğer ırklarda farklı tohumlar kullanıyoruz. Hepsini deniyoruz. Hiç boşuna maceraya gerek yok. Siz ilk önce Angus'la başlayın. Daha sonra limuzini, ben limuzin kötü bir ırk demedim. Şarole kötü bir ırk demedim. Desem zaten kendim Başlangıcı kullanmam. ortalarda yapmayalım yani. Başlangıcı yapmayın. Daha sonra aldığınız F1 melezlerinde şaroleyi de kullanın. Ben her zaman söylüyorum. Ben mesela Angus'la, hani Angus'la Hereford melezi devamlı yapılıyor ya, aslında ikisi de mera hayvanıdır. Ve ikisinin de özellikleri bence birbirine çok yakın. Ya Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim ben. birbirine bir artı koyamıyorum hocam. Hani birbirine bir artı koy. Çünkü ben bir şey istiyorum. Bir artış olsun. Ha, ben aldım F1 melezi İşte onu Angus'umu. örnekliyordum. Onu örnekliyordum ben az evvel. Ben işte röleyle melezlersem çok daha başarılı oluyorum. Şimdi Bilmiyorum. şöyle söyleyeyim. Örneğe geri dönelim o zaman. Angus'un o tarz böyle işte meradan yararlanma, dayanıklılık, metabolik hastalıklara dayanıklılık yani birçok mesela Angus'a daya yemi yer affetmez. Yer Herhangi bir elbette, neden yemezsin? Yani rahatsızlığa da ben o konuda o kadar rahatsızlığa da en dayanıklı ırktır yani. 10 kilo arpa ile besi yaptım biliyorum. Normalde başka bir ırka da çatlar hayvan. Yani Ki hem asidoz olur, çatlar, ayakları hemen ayak laminitis problemi olur. olur, asidoz olur, bir sürü sıkıntı çıkarır. Kesinlikle. Şimdi Angus'a da şarole attık mı adı üzerinde ırk azmanlaması. İki ırkın da en üstün örneklerini alır. Özelliklerini alır. Yani Angus ne dedik? Birçok örneğini saydık. Bu sefer şaroleye geliyoruz. Şarolenin de yüksek canlı ağırlığa çıkabilme özelliği. Ne Yani o bileyim et artışı, işte günlük yüksek makas verimi. günlük aynen günlük yüksek canlı ağırlık artışı. Ne bileyim güzel karkas randımanı. Başka nasıl söyleyeyim? Yani cüssesinden bahsettik, şeyinden bahsettik. Yani dediğim gibi birçok ırkın böyle Şimdi ırk azmalamasının özelliği budur. Farklı farklı mesela ırkların en üstün özelliklerini almaktır. Şarole için zor doğum diyorlar mesela. Ben bizim işletmemizde pek çıkmıyor zor doğum da. F1 melezi Angus'un da doğumu kolay kolay doğum özelliği olduğu için Şarole ile de melezlediğinde mutlaka gelen yavrunun bence kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü Hani zaten F1 ile yani. şimdi F1 ile biz Angus'la zaten dişi damızlık materyalimizde annesine oranla %70 hatta annesine oranla %70 oranında bir büyüme sağlamış oluyoruz. Evet. Bu az bir şey değil yani atıyorum anne 250-300 kilo zor gelir ama bakıyoruz F1 melezimiz 500 kilo geliyor. Geliyor Yani hocam. artık yani 500 büyümüş o geliyor. yani o artık birçok ırkı çok rahat bir şekilde bana mısın demeden doğurur. Düveyken belki zorlanır ama artık birinci laktasyondan sonra ikinci, üçüncü yavrularda çok daha artık bana mısın demez yani öyle söyleyeyim. Peki hocam, siz düve yavrularını damızlık olarak dişilerini, yani düvelerden gelen dişi yavruları damızlık olarak bırakmayı tavsiye ediyor musunuz? Onu hatta bir iki gün önce falan gene seninle konuşmuştuk abi. Ben pek tavsiye etmiyorum. Çünkü düvelerden doğan yani annesinin ilk yavrusuysa ben onu pek damızlık ayırma taraftarı olmam. Tabii genetik ilerlemeyi hızlı bir şekilde sağlamamız için gen farklı bir olaydır. Canlı ağırlıkla pek iniltili değildir yani öyle söyleyeyim. Düvenin de tamam o da düve yavrusu. Kendi düve yavrusu da biraz küçük olacaktır ama onun ikinci yavrusu o kadar da küçük olacağını pek zannetmiyorum. Gene genini aktarır ama tavsiye etmiyoruz tabii yani damızlık bırakacağımız dişi materyal annesinin mümkün mertebe yani bu Ya da kesinlikle bu kestirip yavrusu atmıyorum olmasa. ha kesinlikle kestirip atmıyorum ben bunu
mümkün mertebe ellerinden geldiğince annesinin ilk yavrusu olmasın. İkinci yavrusu olsun, üçüncü yavrusu olsun, dördüncü yavrusu olsun yani. O yüzden böylelikle daha böyle güzel hayvanlar elde edebiliriz. Biz de mesela işte Eskir melezlerinde ilk düvelerde doğumlarda baktığımız zaman ister erkek olsun, erkeklerde de aynı. İster erkek olsun ilk yavru, dişi olsun. Gelişimleri istediğimiz gibi değişir. Yani aynı dediğiniz gibi 2, 3, 4, 5, 6 o yavrular daha da iyi olduğunu Bu gözlemlemiş oluyoruz. birçok şey için melezlemede de gerçekten böyledir. Safırk yetiştirmede de böyledir. Yani atıyorum ben safkan bir Holstein sürüm var. Çok da elit. Ben yani düveden doğan yavrularım pek damızlık materyali ayırmayı düşünmem. Ya kesime gönderirim ya da satarım gebe düve olarak veya daha Hatta küçükken satarım. ilk düvelerin ilk doğumlarında 20-25 kilo olduğunu da gördük. Yani çok küçük doğuyor. Yani normalde almış 30-35 kilo arasında doğar ama düvelerden gelen ilk yavrular genellikle 20-25 kilo oluyor ve yaşatması da çok zor oluyor. Bereket Erkek kısırdıktan sonra erkekleri de artık yani. mesela çok aman aman gelişmiyor. Öyle söyleyeyim. Sadece Evet, dişi materyal için gelişmiyor. Yok, konuşmuyorum. Erkekleri de kesinlikle çok aman aman gelişmiyor. Ama gelişmiyor. o düvemiz artık ikinci doğuma geçti mi? O ikinci doğumdan doğan yavruları bakıyoruz. Yani arada çok Şimdi büyük hocam farklar yani bir de olabiliyor. Angus'la Hereford 9 aydan sonra kızgınlık göstermeye başlıyor. İlginç bir ırk. Yani 9 aydan sonra Çünkü çocuk hızlı olmasını gelişim. Hızlı çok hızlı gelişim. gelişti. Tabii ki tohumlamıyoruz. Ama gene Bilmiyorum siz bekleyin. görüyor. 14 ya 14 Yok. aylık yaşı Biz bekleyin. şöyle yapıyoruz. Yani aya değil de kiloya bakıyoruz. Yani 320 ile 350 kilo, 360 kilo Tabii. arasında tohumlamayı tercih ediyoruz. Yani diyoruz ki canlı ağırlığı 320-350 kilo arasında tohumlamayı. Bir de yani yine ilk düve doğumunda her zaman işte annesi işte limuzinle Hereford'la genellikle ilk tohumlamada onu tercih ediyoruz. Daha sonra Charolais, Piemontois'la gibi ırklarla tercih etmeye çalışıyoruz. Yani ilk doğumunda da zorlanmasın diye bu şekilde devam Evet. ediyor. Kesinlikle yani o yüzden o konuda da haklısınız. Bu arada bir arkadaş yazmış. Suni tohumlama konusunda neden yetiştiricilerimizin kendilerinin tohumlama yapılmalarına izin verilmiyor? Fransa'da mesela yetiştiriciler kendileri yapıyor. Bu konuda ülkemizde var mı bir çalışma? Almanya'da da yapıyorlar. Hatta Baha Hoca var, Aydın Germencik'te. O bir belgesel paylaşmıştı, izlemiştim ben. Süt Sistemi diye bir belgesel. Kendileri izleyebiliyorsalar izlesinler. Netflix üyeliği gerekiyor fakat Netflix'te var o belgesel diye biliyorum. O belgeselde mesela adam yetiştirici kendisi, 250 baş sağmalı var. Kendi tohumlamasını kendisi yapıyor. Şimdi bunları biz de yapabiliriz. Bir ara konuşuldu diye hatırlıyorum. Ben öğrenciyken işte yetiştiricilerimize suni tohumlama sertifikası verilecek. Öncelikle eğitim verilecek. Ama şimdi bu şöyle bir şey var. Biz illegal işi çok seven bir milletiz. Yani öyle söyleyeyim. Yani işin böyle bu olay amacını aşacağı için zannetmiyorum böyle bir şeye izin vereceklerini. Ben Hocam hekim yani için hekim olduğum için demiyorum, sıkıntı yok. Gene tohumu benden alacaklar zaten. Ben aracı şimdi olacağım. Gene ben tohumu kârımı koyacağım Avrupa'ya bakarsak küpeleme işinde kendileri yapıyorlar. Sadece işte bizde küpeleme sistemi mesela veteriner koymuyorlar. hekimlerin Yani elindeydi, verilmedi. Artık elinden alındı veteriner hekimlerin küpeleme işi. Çünkü şimdi yolsuzluk çok yapılıyor yani. Biz sen şimdi bir de hükümetimiz de vatandaşına güvenme işini aslında büyük sen şu ihtimal. üreticinin elinde olduğunu düşün küpeleme işinin. Yani ne olacağını belli değil. Yani ben bugün Abi. bir cambazın arabasına binsem adamla bir çanta küpe. Nerede bu hayvanlar? Ki var da işin aslını söyleyeyim pek girmeyelim o konulara var da yani yetişici şeyde cambazların elinde celeplerin elinde küpeler buralarda görüyoruz. O yüzden ben o işin amacını aşacağını düşünüyorum. Aynı Yolsuzluk şeylerin olacağını düşünüyorum. Yani suni tohumlamada da onda da aynı. evet Aynı şeyin çünkü olacağını düşünüyorum. bu ülke ne şey yolsuzluklar gördü. O yüzden gene bırakın yani şeyler yapsınlar. Devlet denetiminde Ama hocam yani devlet tarafına görevlendirilmiş olsun. suni tohumlamada insanlar çok çekiniyor yani devlet destek de veriyor bu konuda yani uzağa desteği de veriyor. Aslında boğa konusunda bahsederken onu bahsetmedik. Boğadan olan mızalara destek veriliyor mu? Boğadan Yani doğan buzağlara destek biraz veriliyor.
Brüt tohumlama kadar verilmiyor. Şimdi sizin bölgede farklı diye biliyorum ama bizim burada benim yani en son çıkan habere göre 1175 lira suni tohumlamadan doğan buzağa destek veriliyor. Ve suni tohumlama desteklensin diye mutlaka daha farklı o bölgede Bize suni, zaten sizin bölgede suni tohumlama var. Bizim hatta şu anda bunlar. burada pilot bölge olarak başlatıldı diye biliyorum. İl Tarım Müdürlüğü, il ve ilçe tarım müdürlükleri de suni tohumlamaya başladılar ama o işin sürekli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir devlet memurunu zannetmiyorum ki saat 5'ten 4'ten sonra devlet dairesinde görelim. Hafta sonu sahada görelim. Yani o yüzden o iş biraz zor. Ben sonuçta gece 11'de bile gidip sırf hayvan 21 gün daha ileri atmasın, yetiştirici mağdur olmasın diye suni tohumlama için çıkıp gittiğimi biliyorum. O yüzden yani pazar günü de gidiyorum. Ben pazar günü sabahın köründe de gidiyorum. Gecenin bir yarısı da gidiyorum. Yani bizim biliyorsunuz o konularda saat sınırlamamız olmuyor. Pek o kişinin kendisine kalmış tabii. Kendi vicdanına kalmış. O da ayrı mesele de. Dediğim gibi onun da pek devamlı olacağını zannetmiyorum. Yok hocam, o da olmaz. Yani Ki ileride görürüz. kurumdaki birçok meslektaş arkadaşlarımızın da dedi yani biraz böyle gönülsüz yapıyorlar onlar da o işi o konuda. Melezlemeyle de ilgili, desteklerle ilgili biraz bahsetsek hocam. Mesela hangi ırklara nasıl destek veriliyor falan. Hani kaç yaşından Şimdi sonra onların doğa mızalarına destek dört, veriliyor şimdi falan. biz her sene suni tohumlama yetkimizi güncelliyoruz. Güncellediğimiz zaman da taahhütname imzalıyoruz notara onaylı. Notara onaylatıyoruz o taahhütnameyi. Taahhütnamede işte 13 ayını doldurmayanlara suni tohumlama yapmayacağıma diye. Sonrasında işte 4 yaşını doldurmamış, 5. yaşına gelmeyenlere kendi ırkı dışında bir tohumlama yapmayacağıma diye bir taahhütname imzalıyoruz ama yani 4 yaşını dolduran her hayvan her hayvana kendi ırkı dışında bir sperma atabiliriz. Tabi bunu şöyle taahhütnamede şu yazıyor. Simmental, Holstein ve Bronzwis Anlıyorsam ve melezlerine. Aynen ve melezlerine kendi ırkını atacağız. Ama onun dışında yerli ise mesela bunu taahhütnamede şu yok. Yerli ise Angus mesela. Angus melezi ise o zaman ben buna Şarole melezi atabilirim yani Safkans Şarole. o zaman desteği de çırk olarak geçiyor galiba. Ya şimdi biz Genel bakıyoruz destek. etçılıkları Yani şimdi genellemişler büyük ihtimal ya. O konuyu ben daha desteklere bakıyoruz. sormadım da. Yani 350 lira yatan da var, 600 lira yatan da var. Yani Sizin orada 600 lira yatıyor herhalde suni tohumlamaya destek. şimdi 600 liradan hesaplıyorum, tutmuyor. 350'den hesaplıyorum, yine tutmuyor. Acayip bir şey. Yani ama işte dediğim gibi bazı inekler 5 yaşından yüksek, 5 yaşından yükseklere kendi ırkından farklı ırklarla 4 veriliyor 4 mesela. 4 4 yaşında 4 yaşını pardon. doldurana atabiliyoruz. O da 1440 lira falan denk Zaten geliyordu veteriner hekim doğumladığı zaman Türk Besin herhalde. sistemine girdiği zaman hemen otomatikman telefondan hemen gözüküyor zaten. Yazamazsın ki. Yani mesela inek ufaksa eğer, örneğin işte Montfon melezi bir inek. Ona dedik ki işte şarole atalım. Sen bakıyorsun sisteme, abi giriş olmuyor diyor. Mecburen bunu Montfon olarak şey yapıyor. Mecburen Montfon. O zaman Yo, ben yani benim sistemimde ben şöyle giriş yapabiliyorum ama yetiştirici desteğini alamaz. Ben giriş desteğini yaparım, alamıyor yani. boş yere giriş yapılmış olur yani. Yani desteğini alamaz. Yani bizim için önemli olan desteği. Evet ve azımsanacak bir destek değil. Yani Yok burada yok şu hocam. anda Yani bir de özellikle bizim gibi hayvan sayısı fazla olanlar için gerçekten güzel bir yani şey. bizim burada doğal aşımdan verilen Suni tohumlama destek demiştim. Doğal aşımla suni Doğru. tohumlamaya verilen destek arasındaki fark bu gerçekten azımsanmayacak kadar da fazla. Yani iki katından fazla. Hemen hemen öyle söyleyeyim. Şimdi bir de hocam şöyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Mesela yani bende değil de bazı üreticilerde, örneğin işte boğa kullanıyorlar. Kayıt yok, kayıt edilmiyor ve Türk ve sisteminde inek, yani kendi işli mesela, örneğin işte işletmede adamın 50 tane ineği var. İşte doğal aşım boğa salmış, işte tohumlama yapmıyor. Fakat işte takip edemediği için, işte belli kayıtları oluşturamadığı için Türk ve sisteminden kayıtları düşmüş hayvanlar, inekler. Nasıl yani? Anlayamadım. Şimdi 50 tane ineği var mesela arkadaşın.
Şimdi hem boğa kullanıyor hem de tohumlama yapıyor. Şimdi tohumlama yapacak işte arkadaş ineğine. Mesela tohumlama yapıyor. Yazın baharda boğa salıyor. Bakıyor ki inek Türkiye sistemine kayıtlı değil. Düşmüş. Onlar olabiliyor. O benim pek bilebileceğim bir şey değil. Ben şimdi kurum hekim olmadığım için, özel veteriner hekim olduğum için o konuda da Yani bana düşmüyor çok hocam. soru Şimdi geliyor. düştüğü için de iş destek alamıyor. Yani bu hayvan gözükmüyor. Daha Onu sorsa şey da bile yapacaklar. kayıt Yeniden yapacak. küpeleme için bildiğim kadarıyla Yeni, dilekçe yazıyorlar. yeniden güncelliyorlar. Yani demek istediğim boğa işi çok sakat iş. Yani nerelere Evet. nerelere iş çıkarıyor insanım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş konularımızla ilgili soruları da alalım. Onları Az da evvel soran toplamaya arkadaşlar bir daha sorularını iletirseler onları gelelim. cevaplayacaktım da ben bir 3-4 tane soru birikmişti. Evet arkadaşlar sorularınızı alalım. Herhalde birisi F1 Angus melezine pimentosa atılır mı Onu yapalım zaten. Çok demişti da güzel yani. olur. Çok çok da güzel olur. Başka da sorusu olan arkadaş varsa cevaplayabiliriz. Soruları alalım arkadaşlar. Angus tohumlama ücretleri veteriner hekimlerinize soralım arkadaşlar. Bu Aynen da o bölge uzmanlaşalım bölge yani. değişebiliyor. Bölge Aynen. bölge değişiyor yani. Elbette veteriner hekim ele emeği neyse ona göre ücretini koyacak şimdi Yani eğer herkes kendisine göre yani bir fiyatlandırma çıkartıyor. mesela bizim burada hekimlerimiz de gidiyor yani şimdi benim kilometre mesela 10 dakikalık mesafe 3-4 kilometre gel ama bazen 1 saatlik yola da gidiyorlar yani düşün sen 1 saatlik yola gidiyorsun tonlama yapma mecburen onun fiyatı farklı olacaktır tabii adam yani sonuçta yolu var bunun yani benzin yakıyor mazota zam geliyor. Melezine ne tohumlamalıyız? Şarole. Ben burada mantofonlara çok şarole kullandım. Çok da güzel geri dönüşler aldım. Ama saf saf montofonları hiç bozmayalım hocam. Yani Yok, yine saf melez manto. melez. Bakın, Yani saf mantofon. bizim anlattığımız ırklar hiç saf değil. Yani biz burada Aynen. tamamıyla melez hayvanlardan var. Yani melez hayvanlardan melezlemeyi anlatıyoruz. Yani kesinlikle saf, mesela saf bir Holstein'den yani Kesinlikle. 35 kilo olan süt veren bir Holstein'i melezlemenin bir anlamı yok. Ya da Onun montofonu yalnız bir yani şey diyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Holstein'da da biliyorsunuz sütçülükte de şey var. Melezlemeye gidiliyor. Melezleme şöyle, ırk azmanlamasına gidiliyor hatta. Melezlemeden ziyade mesela bu özellikle internette aynı hatta ırklar sana da içinde mi? atmıştım. Farklı ırk. Farklı. Yani sütçü ırk, Ha amacımız sütçü süt. tamam. Yani Tamam işte o meme olabilir hocam. sağlığına, Tamam o olabilir. mastitise dayanıklılığı, işte ayak hastalıklarına dayanıklılığı, döl verimini arttırmak için, süt verimini arttırmak için melezlemeye gidilebiliyor. Onları söyleyeyim. Ve çok da güzel sonuçlar Mesela alınabiliyor. bizim yaptığımız gibi mesela yani biz Ha? yerli ırklardan ürettiğimiz sütçü ırkları ne yapıyor? Onlar Melezlikten devam ediyor. onlar direkt Safkan Holstein'la başlıyorlar. Mesela Holstein Safkan başlıyorlar işte ne atıyorlar? Örnek vereyim. Kırmızı atıyorlar, Avrupa kırmızısı. Avrupa kırmızısı. Ondan sonra Montbéliard atıyorlar. Ne bileyim. Zaten sitede şey diye, Procross diye onlar bir başlık oluşturmuşlar. Çok da güzel anlatıyorlar. İşte Montbéliard, Holstein ve şey diye kırmızı, Avrupa kırmızısı diye üçlü kombinasyon bir şekilde onları kendi içlerinde sürekli döndürüyorlar. Sıra sıra onları kullanıyorlar. Veterinerlerin 112 sağlık ekibi gibi gece nöbet tutup sıkıntılı buzağa müdahale etme konusunda bir çalışma var mı ülkemizde yapılabilir mi? Onu şu anda birçok veteriner hekim zaten özel çalıştığı için özel veteriner hekimlere ulaşabilirsiniz. Tabii kim arkadaştı gelmek istemeyebilir. O biraz hekimin de vicdanına kalmış bir durum. Vicdanına kalmış bir şey. Fakat bu tarz böyle 112 sağlık ekibi gibi böyle gece nöbet için bunun bence devlet kanalıyla veya Devlet şöyle yapabilir Batı'da mesela mesela nasıl nöbetçi eczaneler falan oluyor belki olabilir yani. Yani bir mesela gibi örneğin olabilir. mesela bizim kendi bölgemizde işte 5 tane veteriner kliniği var. Yani her akşam bir tanesi nöbetçi kalabilir yani aslında çok yani çok mantıklı bir soru yani bana mantıklı geldi. Neden olmasın Olabilir, yani? bu olabilir. Olabilir. Onun dışında ne olabilir? Mesela Batı'da var zaten birçok hayvan yani veteriner kliniklerinde.
O da tabii ağırlıklı kedi köpek yani pet kliniklerinde oluyor. Onlar var ama Onlar onlardan mesela farklı acil yani. bölümleri oluyor onlar. Onlar Yani şimdi evet biliyorum. sıkıntı yaşıyor ama Mağduriyetinizi yani ben gördüm ya. çok şey geldi bana yani çok mantıklı geldi. Neden olmasın yani düşünün bir sürü veteriner hekim var. Normal eczaneler nasıl nöbetçi kalıyor? Şimdi bakıyoruz internette bile var. İnternette bakıyoruz ya ilaç lazım mesela. Hangi Aynen. nöbetçi eczane? Şu hemen gidip alıyoruz. Tabii. Veteriner hekim olabilir yani. Mantıklı bir şey. Yani o yapılabilir. Onun dışında zaten dediğim gibi özel kliniklerinde bu şeyde yani büyük şehirlerde acil birimleri mesela ama tabii onun içinde adam zaten 3-5 tane veteriner hekim çalıştırıyor. Her gün biri işte nöbetçi kalıyor. Onları yapabiliyorlar. Onun dışında da devlet eliyle yapılır, yapılabilse yani. Onun dışında pek yapılabileceğini Mutlaka zannetmiyorum. devletin müdahale etmesi gerekiyor. O işten ziyaret sembolizmi Yani yazmışlar. Yani ben hiç mantıklı bulmuyorum ama olabilir mi hocam? O işten ziyaret. yok, yok, Nasıl, yok, ne yok. ileriye taşır yani? Ben Geriye bile gideriz şahsen yani. yani Ben Jersey'in melezlemeye kesinlikle gittiğimde kesinlikle saf kalmasını düşünüyorum. Jersey ile Montafon'un kesinlikle saf kalmasını. Yani kendi içinde ıslah edilebilir. Yani bir miktar sütünü arttırılabilir. Daha kaliteli bir boğa kullanarak yavrularının bir miktar sütünü arttırabilirsin. Ama yani saf kalmasını Kesinlikle. düşünüyorum. Niye Kesinlikle. kafayı Melez yersin? dişi damızlık olur mu? Olur. Demiş arkadaş. Melez dişi damızlık olur mu? Demiş. Olur. Evet arkadaşlar sorulara bakalım. Piementosa zor doğum, kolay doğum seçeneği var mı? Zor doğum oluyor mu genelde? Ya Piementosa da çok ben zor doğum tabii iri doğuyor da biraz daha Kas genin kemiği var küçük ya olduğu hocam. için. Tam şeyde kafada aslında etçiliklerin kafada problem yok. Çok rahat çıkarıyor. Fakat Kalçada o var. kalçada tam mesela Kalça kitlenmesini de özellikle çok yaşamışımdır. Kalça kitlenmesini ben çok de yaşamışımdır. yaşadım. Kalça çok kitleniyor. Orada ya müdahale gerekiyor. Yani takip etmemiz gerekiyor. Orada hayvan onu kitliyor. Ya olduğu yerde döndüreceğiz onu ya da hemen bir veteriner hekim o veteriner hekim de gelene kadar hayvan orada ölür zaten. Onun Aynen. için biraz sıkıntılı bir iş. Yani. Çünkü o çift kası çünkü doğduğu zaman özellikle bazı limuzinlerde de var hocam. Daha doğar doğmaz o çift kas genini çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Yani. Evet. Yani aslında doğar doğmaz o kadar çok kimlerinde belli olmayabiliyor ama zor Ama doğumlar bazılarında da oluyor, belli evet. oluyor hocam. Yani inen çatısı dardır. Yani şimdi her hayvanın belli değil. O tarz durumlarda mesela ben biraz ineğe de bağlıyorum onu. Yüksek glisemik indekse sahip olursa inek Olabilir hocam. yavruyu biraz böyle şişik bir şekilde doğurabiliyor yani. O konuda da bakıyorsunuz yavru daha çıktı mı çift kas geniyle çıkıyor. Özellikle öyle bir de boğa kullandıysanız yani sıkıntı. Boğa tamamıyla sıkıntı yani ne çıkacağı bellidir. Yani doğumun zor olup ya da yani anlamadığım yani insanlar alemler şuna iniyor. Ya işte boğalardan doğan yavrular kesinlikle ufak olur. Yani alemler buna inanıyorlar. Ben inanmıyorum yani. Yani emin değil yani Bilemeyiz ya. Bilemeyiz boğadan onu. bilemez hocam yani boğadan doğuyor. Ya ben şimdi bir Angus boğası ya da limuzin şarol neyse kullanıyorum. Ha diyorum ki ben bunu kullandım işte 10 tane 20 tane inekle kullandım. Çok rahat kolay doğurdu ama boğada böyle bir şey yok yani. Sadece Evet, adamın bize kesinlikle. diyebileceği işte babası da kolay doğmuştu. Ya babası doğdu da yavrusu kendi doğdu ya da yavru kolay doğmuştu. Yani aldığımız boğa kolay doğmuştu diyebilir. Orada. Ama onların yavruları nasıl doğacak? Onu bilemiyoruz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Suni tohumlamada boğanın binlerce çocuğu oluyor. Yani. Binlerce doğan yavrusu üzerinden adamlar bir ortalama değer söylüyorlar size. Şimdi o mu yoksa yani sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın boğası işte Yani kesinlikle bu. 20 tane yavrusu olmuş. Onun üzerinden ben bir şey yapamam ki. Progeni testi yapamam yani. Başka bir arkadaş şey sormuş. Kurbanlık için hangi hayvan tercih edeyim? Neye göre, kime göre? Irk, cinsiyet, yani onları Kurbanlığa her falan. tarz hayvan tercih edilebilir yani kurbanlığa. Her Yani tarz. o öyle damızlık birliği İtalyok yerli tohum diyor. Genel olarak illa da ithal mi? Şimdi onlar Gentürk'ün boğasını kullanıyorlar diye biliyorum. Hatta Yerli Gentürk'ün tohumdur. boğasında da... Aha. Yerli tohumdur hocam. Evet, yerli tohuma ekstra bir destek var ama bir 50-100 lira kadar bir farkı var diye biliyorum. 50 lira burada. Yerli Burada da öyle diye biliyorum.
pek de şey yapmıyorum. Yani tamam, yerli olarak bizim de güzel ırklarımız var. Tabii bu kültür ırklarında, yani kültür ırklarında güzel boğalarımız var diyebilirim. Onun dışında da pek üstün değiliz biz işin aslı. Fakat Daha geliştirilmesi lazım hocam. tabii daha çok yol kat etmemiz lazım. Her şeyden önce embriyo transferinden boğa elde edip onu piyasaya sunabilmemiz lazım. Onun dışında da şunu eklemek istiyorum. Yani Çek Cumhuriyeti boğalarını kullanmaktansa gene kendi boğalarımızı kullanabiliriz yani. Bu kesinlikle Kombine ve hocam, sütçü yani ırklarda. maalesef yani biz ilk başladığımız yıllarda, melezleme yaptığımız yıllarda kullandık kek boğalarından. Çok kötü çıktı. Yani hiç bizi başarıya götürmez yani. Kesinlikle bereket öğrendik bu işleri. Kendimizi geliştirdik, araştırdık. Yani daha iyiye nasıl gidebiliriz daha. Yani ben normalde yani melezleme yaptığım zaman anguslarda tamam bir boynuz ucu olur. Fakat yani o çek boğalarında yani ne boynuz ucu, resmen öküz gibi boynuz çıktı yani. Asıl angus bu. Hani bunun bu aynı boynuzsuz özelliği vardı yani. Yani nasıl bir Yani şey yok bu? yok yok. Yani bu kadar kötü yani. Yani aynen nasıl Güney Amerika'nın angusları, nasıl Uruguay'dan gelen anguslar nasıl seleksiyona uğramamışsa, onlardan olmazsa boğa, çek boğalarından da kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Yani. Evet, kesinlikle. Arkadaşlar yani tohumlama yaptığınız zaman veteriner hekiminize sorabilirsiniz. Yani bunları bütün hekim arkadaşlarımız mutlaka yardımcı olur. Yani siz de bilinçli olun. Yani yardımcı olurlar. Hangi ülkenin olduğunu, boğanın, size yardımcı olurlar. Şeye bir dakika, birileri bir şey sormuş. 2021 ithal tohumlamada 3 tane var. Bana da sormuşlar o soruyu da. angus yok. 3 tane geldi hocam. 3 tane bu yeni boğa geldi. Başka Daha. Holstein çok güzel. Holstein'e Belçika mavisi, Angus'a Şarole, Mantofon'a Şarole. Bunları öneriyoruz. Yerli Holstein'le başlar. Bunlar zaten Kuzey Amerika doğumu pedigrideki kodu nedir demiş hocam. Kodunu sormuş Kuzey Amerika'daki angusların. nerede Ülke o? kodu, ülke kodunu sormuş. Pedigrideki kodu onların şeyi genelde sayıyla oluyor ya. Mesela Avusturya'nın AT, Almanya'nın DE, Çek Cumhuriyeti'nin CZ, ne bileyim İrlanda'nın IE oluyor da İrlanda'nın Amerika'nın biraz daha değişik kodlandırması oluyor. Ağırlıklı sayıya dayalı. Zaten ağırlıklı sayıya dayalı oldum. Ben Amerika diyorum. Oturup onu internetten araştırınca karar verebiliyorum ben ben de. zaten gelen boğaların çek boğaları haricinde Amerika'dan gelen boğaların hepsini genellikle Kuzey Amerika'dan geleceğini düşünüyorum. Yani güneyden zaten öyle bir çalışma yok. Yani sperma Öyle. konusunda, boğa satışı konusunda bir çalışma yok şeyde Güney Amerika tarafında Amerika. Bir arkadaş sormuş. Tarım veterinerleri sperma atıyorlar mı? Lalahan vesaire tohumları devlet tarafından sperma hizmeti var mı? Dediğim gibi pilot bölge olarak şu anda Kars'ta başlanıldı diye biliyorum. Atıyorlar. Ücreti de çok cüzi bir miktar. 25 liraya atıyorlar. Ne olacak ne bitecek bakalım. Şu anda pilot bölge dediğim gibi deneme yanılma aşamasında, İlçe tutarsa tarımı devam ederler. veterinerleri mi? İlçe tarımı veterinerleri mi atıyor Evet, tohumu? il ve ilçe tarımın veterinerleri başladılar herhalde, bakalım. Ne olacak ne Normal bitecek. yine sizi aradığımız gibi onları arıyoruz. Geliyorlar, tohumlama yapıyorlar. Öyle mi? Büyük ihtimal mesai saatleri içerisinde oluyor. Şimdi ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Şu anda çok konuşuluyor. Yani bizim de burada bazı ekim arkadaşlarımız var. Saat 8 oldu, tohumlama bitti. 8'e kadar tohumlama yaptık yaptık. Sabah 8, akşam 8. Bu kadar. Yani Evet melezleme yapmak arkadaşlar. yerine inekte olan Sormalı. kusuru sperma ile örtmeye çalışması daha mantıklı. Ha, ne Evet. demiş? Çiftliklerde süt hayvanlarında melezlemeye sıcak bakmıyorum. Ben sürü bir süre sonra rengarenk oluyor. Melezleme yapmak yerine inekte olan kusuru sperma ile örtmeye çalışılması daha mantıklı. Ha, Ya onu şunu şu anlattım zaten. Buyurun. Şöyle bir cevap verebilirim. Yok, şimdi mesela Safkan Holstein'da, Safkan Simmental'de artık bir yerden sonra akrabalığı yetiştirmeye gidiyor. Yani akrabalığı yetiştirmeyi de önermiyoruz biz. O yüzden mesela akrabalığı yetiştirmeyi sırf kırmak amacıyla bile böyle bir yola başvurabiliriz. Yani ben Hocam bunu burada öneririm kesinlikle. bazen büyük işletmeler kullanıyor.
Mesela benim yine kullanma melezlemesi yapıyor. İşte Angus, Yemen Kosa, Belçika Mavisi. O şeyler Reforma var inekleri ama yapıyorlar yok. onu. Onu Yani reforma yaşlanmış inekleri kasa. yapıyorlar. Aynen. Bazen Yaşlanmış yapıyorlar. artık. Belimden düşmüş. Gider ayak bari bize güzel karkas randımanı olan. Erkek de olsa, dişi de olsa onlar zaten elit sürü, Onları saf boksu sürü oldukları yapıyor. için Yani. direkt onlar gönderiyorlar. Dediğim gibi ben yani süt ırklarında heterozigot melezlemeye neden giderim? Heterozigote neden giderim? Dediğim gibi akrabalığı yetiştirmeyi kırmak için giderim. Sırf akrabalığı yetiştirmeden bile çok büyük Hocam problemler güzel yaşıyoruz. bir soru geldi. Bu soruyu kaçırmayalım. İngiliz mavisi nasıl demiş yerler için? Yani İngiliz bu mavisi hocam İngiliz yerler mavisi. için. İngiliz mavisi diye bir şey yok bence hocam. O melez bir boğa bence. Yani Holstein Belçika mavisi melezi. Öyle söyleyeyim ben size. onun için Yani zaten bir daha melezleme yapacağız. Bence hiç uygun bir melezleme olmaz diye düşünüyorum. Safkan diyorum. Tekrardan Safkan üzerinden gidin. Tarım veteriner hekimi spermatik onu geçelim. Aynen US. Benim mesela bir tane boğam vardı. O plaka kodunu sormuş arkadaş. US oluyor. United States diye geçiyor zaten. Normal kars simentali ve mantafon melezi hayvanlara limuzin sperması mı angus mu? Bir de Almanya'da simentallerin içinde limuzin boğalar var. Onu dediğim gibi reforma ineklere atıyorlardır belki limuzin boğaları onu bilemeyeceğim. Yok Yani hocam, normal şeyde de grupta da paylaştık, videosu falan var. Normal bildiğimiz reforma değil yani. Bildiğimiz simenterlara limuzin boğası almıştır. Yani reforma değil işte. şey fazla süt görememişlerdir. Yapabilir Madem yani. süt göremiyoruz, Onun ete tercih. yönelelim Onun tercih. demişlerdir. Şimdi Yani o arkadaşlar, hocamızın dediği gibi montofonlarla şarole çok güzel iş yapıyor. Bizim tarzda yerli kırma ineklerle Angus'lar çok güzel başarı var. Yine simental kırmalarında böyle. Onlarla da limuzin güzel başarı sağlıyor. Bunları tercih edebilirsiniz. bir arkadaş Belçika bir şey mavisi sormuş. arkadaşlar genellikle reformu olan Holstein'larda çok güzel başarılı olur. Onu söyleyeyim size. Belçika Aynen. er hayvanda başarılı olmuyor. Onu da belirteyim. Reformu olan Holstein ineklerinizde kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Dişi de erkek de dişi damızlık da bırakabilirsiniz ama besleye de çekebilirsiniz. O sürün işletme sahibinin kendisine kalmış ama benim elit böyle güzel bir Holstein sürüm varsa ben içinde Belçika mavisi bulunsun istemem. Onu da kesime gönderirim yani. Yok Bu arada elit birisi değil. bir şey daha sormuş. Suni tohumlamada taahhüt ederken 13 aydan küçük ve 14. yaş dediğiniz orasını anlamadım. Şimdi ilk tohumlamayı 13 aylık yaşı doldurması gerek diye taahhüt ediyoruz. O var. Yani 390 günlük yaşı dolduracak. Orada zaten gün gün söylüyor bize. 390 günlük yaşı doldurmadan dişi materyale tohum atmayacağız diye taahhüt ediyoruz. Bir de 4 yaşını doldurmadan yani 1440 günlük yaşı doldurmadan hayvana kendi ırkı dışında bir tohum atmayacağımızı taahhüt ediyoruz. O kısım o yani sadece. Safkan ırk var mı? Tekrarizasyon hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar hocam. Yapılabilir mi Senkronizasyon sizce? yapıyoruz. Tabii ki de yapılabilir. Yani neden yapılamasın? Sonuçta bunlar ruhsatlı ilaçlar, klinik kullanıma izni olan ilaçlar. Mesela ki doğumu toplulaştırmak iyi bir şeydir bence. Çünkü Başarı toplu oranı para nedir gelmesi hocam? demektir işletmeye. Efendim? Başarı oranı nedir? Benim bildiğim %50 diyorlar ama. %50'den fazla olabiliyor. O biraz şöyle söyleyeyim ya. Yani hayvanın döl tutma olasılığı yani şeyleri tabii ayrı tutuyorum. Yani kistik durumları ayrı tutuyorum. Hayvanda Yok, temiz yani hayvan lymfoma artık kisti ha. tertemiz, herhangi yumurtada yani Ha, yumurtalamadığı bir onun durum yok. dışında döl tutma problemi bence %90 bakım Hayvanda beslemedir. Beslenmedir yani. problem yok. Biz sadece istiyoruz ki deriz yani 20 tane 30 tane bızağımız ya da şey pardon ineğimiz bir kere de doğum yapsın. Yani Bu amacımız işte o. Yani bu güzel bir şey yani. Sonuçta satarken de buzağlarını ona göre Bununla satacaksınız. ilgili de çeşitli uygulamalar var zaten. Veteriner hekimler söylüyor yani. Sünger Çocuk bağlı. uygulamaları, iğneyle protokoller, çeşitli protokoller o Yani konuda zaten şimdi hekimlerine yardım istesinler.
Hekim arkadaşlar zaten yardım ediyor bu konuda. Evet arkadaşlar, alalım soruları. Birçok firmanın kullandığı boğalar saf fırçadır arkadaşlar. Yani Aynen. çıkarmasını kullandığımız birçok firmanın boğaları saf ırktır. Sıfır. Zaten pedigrelerine baktığımız zaman zaten belirtiyor yani saf oldu. Hocam safkanı, evet safkandır zaten birçoğu. Bu arada herhalde yaklaşık 1,5 saattir yayındayız. Evet hocam, güzel yayın akış güzel oldu. Hı. Şarole melezim için gün sayıyordum. Angus tohumlamak için 10 aylık, şimdi 3 yıl daha mı bekleyeceğim? Neden 3 yıl daha Ha bekleyeceğim? yok, Tam 10 yıl yapabilir, daha. yapabilir yani. Sadece devlet desteğinden mahrum kalır. Ya ben anlamadım. 3 yıl neden bekleyeceksin yani? Çözemedim. O şöyle, yalnız bir şey diyeceğim. Hayvanı doğduğu gibi tohumlamış o zaman. Anlamadık biz bu olayı. Bu Yani konu şeyi biraz ben de daha açsın anlamadım ya. arkadaş. 3 ay daha mı bekleyeceksin? 3 yıl daha mı? Onu anlayamadım yani. Ya bir Destek yaşında alabilmek için mi acaba diyor. destek alabilmek için 13 ay demişti hocam. Şey herhalde elinde şarole bir dişi materyal var, tamam mı? Mutlaka yani. Onu da Angus'a tohumlayacak büyük ihtimal. Angus'tan Ha, şu anda melezleyecek. 10 aylık. Şimdi 3 yıl daha mı bekleyeceğim? Angus yani şu anda şaroleyle mi tohumlamak zorundayım diyor. Yani devlet desteğini ben almak istemiyorum. Kafama göre bir kullanmak istiyorum diyorsanız yapabilirsiniz yani, o sıkıntı yok. Sadece devlet desteğini almazsınız. Ya o da o sıkıntı değil yani, sonuçta o aldığımız rıza zaten o desteği mutlaka Ha, hani. o konuyu ben de sormadım. Birisi demiş yerli hayvanlara tohumlamada Angus kullandık diyelim. Çıkan yavrulardan devlet desteği değişiyor mu? Orayı tam anlayamadım demiş. O konuyu ben de dediğim gibi şey yapmadım, sormadım daha hala. Yani etçi ırkları genel anlamda bir kategoride mi tutmuş? Mesela pasaportta Angus melezi yazıyorsa ben ona şarole atabilir miyim? Yani sonuçta Angus da etçi ırk, şarole de etçi ırk. Onlara atabiliyoruz hocam. Onunla hiçbir sıkıntı yok. Onda sıkıntı Çünkü yok. etçi Atabiliyoruz. ırkları genellemiş. Benim de okuduğum O taahhütnamede etçi yani ırkları ben genellemiş. sordum. Mesela şimdi bizim üstümüzde var. Angus melezleri var, Şarole melezleri var, F1'ler var elimizde. Onlar yazıyor pasaportlarında. Hı. Şimdi dedim ben bunlara, zaten sistem onlara otomatik giriyor. Mesela Şarolelere Angus attık. Aynen öyle. Herefordlara Angus attık. Yani sisteme otomatik Hı. giriyor. Hı. Atıyorum Ama NGS'ye de sordum. simental ve melezi, Onlara Montafon ve melezi, olmuyor. Holstein ve melezine kendi ırkını atacağız. Onun dışında etçi ırklar genel kategoride tutuluyor yani. Angus'un 20 yıl yaşadığı söyleniyor. 10-15 yavru 10-15 yıl alanlar yavru. vardı. Yurt dışında bu doğru mu? Doğru. Bir de F1 melezlerinde bu kadar yavru alır. F1 melezlerinde de alabilirsiniz. Zaten dediğim gibi Angus'un üstün özelliklerinden birisi de uzun damızlık ömrüdür. Yani mesela atıyorum bir şarole Angus kadar uzun domuzluk ömrüne sahip değildir. Ama mesela Angus'a şarole attık. Doğan yavru hem Angus gibi uzun domuzluk ömrüne sahip oluyor, hem de şarole gibi mesela iri cüsseli oluyor. Yüksek canlı ağırlıkta oluyor. Evet, 14. ayda Sunu Angus attık. Devlet destek veriyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer hayvan pasaportta gerçekten yerli kara, Doğu Anadolu kırmızısı, Güneydoğu Anadolu kırmızısı veya bozırk gibi yerli diye geçiyorsa, şimdi yerliyi de genel kategoriye almış devlet. Yerli Onu ırk diye geçiyor. mesela Onlara Angus gibi melezleme atabiliriz. serbest. Serbest onlar. Onlara melezleme serbest. Sadece kültür ırklarına melezleme yasak. Yani o da 4 yaşına kadar yasak. 4 yaşından sonra atabiliriz. Belçika mavisinin İri doğum doğumu ya Belçika kolay. mavisi genellikle. Onun kafa yapısı da biraz büyük oluyor. Diğer etçi ırklara göre. Hı. Ya melezlemede yani boğa kadar anneler de önemli. Yani hangi ırka hangi tohumu Hı. kullanacağımız ya da hangi boğayı kullanacağımız, onu da takip etmemiz gerekiyor. Hı. Çok yani hayvana yükleme yapmanın da lüzumu yok. Kaldırabileceği düzeyde. Boğa atarsanız biraz İzmir'den daha iyi olur. selamlar demişler Mustafa Bilgehan Şimşek. Vay Aleykümselam aslanım Mustafa. ıslık. Sonuna yetişebilmişsin yayının ya.
Bir gün Orası onunla da bağlı. ortak bir yayın yapalım. Yaparız hocam mutlaka. Büyük ihtimal yeni gelmiştir o da şimdi çünkü yeni şey yaptı. Yeni bir kendisi şey yaptı artık klinisyen veteriner hekim o da. Klinik açtı mı kendisini? Bir kliniğe ortak girdi. Hep de Hayırlısı bu olsun. saatlerde geliyor. Bakalım işi de maşallah iyi yani. Evet arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz sorular? Genel olarak melezleme bu şekilde ve boğa kullanımını da bu şekilde özetledik arkadaşlar. Boştan, simantı, monto, fon, bunlara 13. ayda angus, şarol ve limuzin atınca devlet destek vermiyor. Aynen öyle. Aynen Evet öyle. ya. Doğru anlamış. Zaten Onlara sisteme 13. ay giremedim. değil bu arada. 13 aylık yaşı dolduracak. 14. aya gelecek. Onlara da işte dediğim gibi 1440 günlük yaştan sonra. Yani 4 yıldan sonra. 4 yaşını Zaten dolduracak. 5. sisteme yaşındayken atabiliriz. giremez hocam. Kesinlikle giremez sisteme. Yani Yani. 13, 13, 14 aylık düve giremez sisteme Angus'ta Girse de melezlikte. destek şey yapamıyor. Onun dışında da herhalde başka sorular yok. Yok hocam. Hemen hemen Tuncay abi. yavaş yavaş kapatalım. Biraz Evet zaten arkadaşlar. hayvancılık yapan adamın da erken yatması lazım. Çünkü erken kalkacak. Evet. Malumunuz yani sabah Vallahi 5'te 6'da uyanıyor ben uyanmıyorum da bilemem. yetiştiricilerimiz. Senin sağım gibi bir derdin yok. Sen rahatsın. Ama o da olacak. Yani o işe de ağırlık vermek istiyorum yani 20 tane bir sineği de yapmak istiyorum ama öyle yani o Steiner Cimental'dır değil. Daha farklılıklar. Evet, biraz daha Mera'ya Mera, gidebilecek. Mera'ya gidebilen 7'yi yani 30 daha Mera'da rahat süte Mera'da çok rahat hem hızasına bakabilip hem de bana 10-15 kilo çevirebilecek. süt verebilen ıslar elde etmeyi Bir planlıyoruz hocam. arkadaş bir şey sormuş. Melezlemeden çıkan danalarda besiye çektiğimizde verim alabilir miyiz? Zaten amacımız o. Alınıyor Yani da. zaten yani azman melezi üretiyoruz zaten. Daha iyi verim alırız. Besicilik yapmayı tavsiye eder misiniz? Şu anda ekonomik durumdan dolayı besicilerin pek kar yaptığını zaten kağıt üzerinde de pratikte de pek göremiyoruz. Besicilik yerine ben üretici olun derim ki arkadaşlar gerçekten üretici kazanacak. Yani üretime ihtiyacımız var. Şimdi burada da ben çok kez görüyorum ya işte üreticilik iyi değil. Buzağıyla uğraşmak çok dert. Buzağıyı büyütene kadar 1.000 takla atıyoruz vesaire vesaire. Bunların hepsinin önemi var. Koruyucu Neden hekimlik hocam? diye bir şey var. Biz yapıyoruz. Yani ben İşte zaten yok yani şey. şunu düşünüyorum. Yani ben 6 aylık, 7 aylık satmaktansa ben kendim onu alıp Ha besi yok yapmak ayrı. istiyorum. Şimdi besicilik ayrı. Gene sen üreticisin abi sonuçta. Kendi damızlık. Yok. Yani kendi elinde doğan Kendim erkeği üretiyorum. Kendim besi besiye materyali. çekiyorum. Ha Besi ben materyali de olarak satmıyorum. Kendim üretiyorum. Kendim Ben de o yüzden besliyorum. bunu tavsiye Aynı ediyorum. Öyle şeyi söyleyeyim. söylüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi söyledik. Bu bahsetti arkadaşım besicilik büyük ihtimal üreticiden erkeği alayım, besleyeyim, kasaplık satayım Ben diye. onu şu anda kazançlı göremiyorum hocam. Yani Evet, zaten mecbur en üretimi kötü kendiniz yapsanız daha iyi olur. zaten şu anda ben gezdiğim pazarlarda, piyasalarda hemen hemen öyle kaliteli bir besicilik dana göremiyorum. Yani bütün Yerli pazarlara baktığımda örk genel olarak sürünüzde. Montafon, Simmental var. Yani bir Angus, Belçika mavisi, Şarole gibi melezler pazara zaten çıkmıyor. Zaten adam onu alır, kendi besi yapar. Pazara çıkarmaz. Kesinlikle. Onlara diğer ırklarda baktığın zaman bugün 200-220 kilo bir danayı 6 bin liraya alıyor. 6 bin liralık dana en azından 6 bin lirada bütün diğer masrafları olur. 12 bin lira 6'dan daha fazla alıyor. şu anda yani. Fiyat da yükseldi, öyle Yani söyleyeyim. yüksek. Yani biz genel olarak konuştuk. 6 öyle alsa 6 da 4 milyar yiyecektir. 2 milyar da aşısı şeyi falan işletme masrafı bir sürü masraf var. Aynen 12 bin öyle. lira. 12 bin lira. Bugün kestirdiğin zaman en fazla alacağı onun 10 bin lira 11 bin lira paradır yani. Yani 1 milyar içinde kesinlikle. ulaşılmaz o iş. Yani. Ya O kazanamaz Muhammed. zaten. İçinden de bir tanesi ölse zaten gitti. Yarı gitti. Aynen öyle. Bir arkadaş daha bir şey sormuş. Hocam yerli ırk sürümüzde Angus F1 melezi yavrularımızı serbest sistem hayvancılıkta
sürüden hiç ayırmasak ishal ve benzeri sorun yaşar mıyız? Anne buzağı ayırmadan. Zaten calf and calf deniyor ona Amerika'da. Anne ve yavru yan yana. Cow inek demek, calf de zaten buzağı demek. Onlar tabii ki de olabilir. Herhangi bir ishal problemi yaşamazsınız. Yapılabilir Sadece ama siz... hocam. Yani küçük bir bölme yapılıp da bızağları oraya alıştırılabilir. Yani Ya çünkü şimdi bızağları Baha Hoca'nın yaptığı şöyle, serbest tamamıyla. bir an önce yeme alışması gerektiğini düşün. Şimdi bu şekilde dediğimiz zaman bunlar ona hiçbir şey de vermez. Serbest bırakır. Sadece der ki bu bızağlar sütle büyüsün. Öyle bir Onu dünya abi bir yok şey hocam. diyeceğim. Öyle Yani öyle bir şey yok. Ama öyle bir onu dünya yok. düşünen Yani arkadaş, öyle düşünmüşse mutlaka o ayrı. bızağlar 10 günden sonra benim görüşüm kesip yeme alışması gerekir. Suları tertemiz önde olması gerekir. Yani bir an önce rumenin gelişmesi gerekir. Yani bızağın rumenin gelişmesi lazım. Sadece Şimdi sütle bu iş olmaz yani. Zaten siz daha iyi bilirsiniz hocam. Sütle beslenen bızağların rumenleri kötüdür yani. Yok, Rumen papilyalarının yani Rumen'in iç duvarının, yani Rumen dediğimiz bu arada işkembe. Yok. İşkembenin iç Sadece duvarının gelişmesi için buna selüloza ihtiyacı sütle. vardır yani. Yani mutlaka yani sadece Yok. sütle baktığın zaman o iş olmuyor yani. Büyük ihtimal bunu soran arkadaş herhalde sadece süt diye düşünmemiştir diye düşünüyorum. Ama Sadece bir sütle dünyayı zaten genel olarak beslenmez. düşünelim. Mesela Baha Hoca'nın da yaptığı, Aydın Germencik'te Mehmet Baha Özmen Hoca'nın yaptığı şu, o da Cow and Calf sistemini yapıyor. Ve yavru anneden doyuncaya kadar sütünü emiyor ve aynı zamanda annesinin yediği yemden de aynı rasyondan kendisi de doyunca yiyor. Yani onun sistemi öyle. Böylelikle rumen gelişimini de sağlamış oluyorlar. Aynen, mutlaka. Ki kendisi 7 aylık, 6-7 aylık hayvanları da şu anda 300 kilo ağırlığında canlı ağırlığa Takip ediyorum hocam. ulaştırıyor. Yani gerçekten güzel. Ya şimdi annenin kalitesi, yani anne ne kadar kaliteli olursa ya bu da mutlaka daha yüksek, daha kaliteli olacaktır. Yani sonuçta 5 kilo süt veren inekle de bu iş yapılır. Ama 10 kilo süt veren inekle yapılırsa bızağın fazla süt içecektir ve daha da güzel gelişecektir yani. Bunlar da Şey önemli var, konular. bir soru daha gelmiş. F1 melezi dişileri ucuza bakabilir miyiz? Yoksa yüksek verimden dolayı maliyeti yüksek besleme ister. Şimdi o hayvanın canlı ağırlığına göre yaşama payı artı verim payı diye bir şey vardır. Zaten biz şimdi atıyorum melezlemede amacınız süt değilse, ben süt kesinlikle istemiyorum diyorsanız yaşama payının bir tık üstü kadar besleseniz yeterli. Tabii F1 melezi dişi biraz daha büyüyeceği için biraz daha yerlilerden fazla yiyebilir. Yani annesinden fazla ihtiyacı olabilir. Fazla olabilir fakat hocam yani eğer ki farklı bir ırkla melezleme yaparsa bu arayı kapatacaktır. Yani zaten Ha hayvan işte, aynen öyle şimdi. Ben onu aldığın diyecektim. mesela örneğin F1 melezi Erofort ya da işte Angus'a gitti Şarol attı ya da Belçika mavisi attı. Mesela ben bu sene Erofort melezlerine 2-3 doğum yapmış F1 melezlerine ben Belçika mavisi attım mesela. Doğumlar yaklaştı zaten. Bunları da paylaşacağız. Şimdi Emin ondan olun doğan yavru da zaten daha verimli olacaktır. daha F2 verimli olacak. artık da Yani doğan ikinci nesil. şimdi ben demişim ki mesela örneğin Angus'ta 350 kilo karkası hedeflemişim. Bu sefer o melezde diyeceğim ki ben 450 kilo karkası hedefledim. Her Yani türlü o arada 100 fazla kilo. açığı kapatacaktır, üstüne kar Yani da bırakacaktır yani. o onu bırak şey yapacaktır. Zaten meradan da bir şekilde faydalanıyor bu hayvanlar da. Sonuçta melezleri de mera hayvanı. Ürettiğimiz Kesinlikle. ettirmeleri de Aynen öyle. meradan faydalanıyor. Bu Kesinlikle. açıyı kapatırız yani. Aynen. Besiye çekilecek hayvanın besiye çekmek için en uygun yaş aralığı nedir? En yüksek verimi almak için. Şimdi en uygun yaş aralığı o şeye göre değişiyor. Mesela Kars'tan aldığımız hayvanlar yaşını doldurmuş Irkına oluyor. göre de değişiyor bazen hocam. Irk farklılığı da Evet. var. Mesela atıyorum genelde bu tarz melezleme işinde mesela sen yaşından sonra herhalde besiye mi çekiyordun? 10-12 aylık yaştan O 10 sonra mı aydan çekiyordun? sonra hocam. Mesela Angus'a eğer ki mesela 6-7 aylıkta başlarsak 1 yaşında kestirmemiz gerekir. Çok çabuk doluyor. Ama Aynen o var. boyu kısa kalıyor. Onun için ben de onu istemiyorum. Ben de diyorum ki 10 aya kadar bu hayvanın iskelet yapısını tamamlayayım. Yani O iskelet çok iyi. yapısı Biraz daha biraz yüksek canlı boylansın. ağırlıkta satıyor. Biraz daha yükselsin. Zaten 10 aydan sonra onu yoğun besiye bir girdiğin zaman zaten hayvan bu sefer boyunu yapmış. İskelet yapısı da gelişmiş. Direkt 100-150 ete günde gidiyor. ulaşıyor yani. Aynen. Direkt ete gidiyor. Yani onu hedef yani 6 ayda 7 ayda direkt besiye başlamak bana mantıklı.
Yani ırkla da çok önemli, alakalı yani. Dediğim gibi Ne düşünüyorsun? Kars'ta da mesela atıyorum alıyorlar işte yaşını doldurmuş 12, 13, 15 aylık yaşlarda. Onlar zaten bedenlerini almış oluyorlar. Kemik çatıyı oluşturmuş oluyorlar. O yüzden mesela besiye çektiklerinde ilk 1-2 ay telafi büyümesi dediğimiz büyümeye giriyor. Mesela çok güzel verim veriyor. Kars tanaları da şimdi besiye çok güzel randıman veriyorlar öyle söyleyeyim. Ya zaten belli bir zaman onu alıştırması var. Direkt yoğun besiye giremiyorsun. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Müsaade isteyelim yavaş yavaş. Hocam ağzınıza, elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun İnşallah abi, sizin de öyle. pazar günü de yine farklı bir konuda İnşallah. Gene görüşürüz. Yani müsait olduğumuz en yakın zamanda tekrardan inşallah görüşmek üzere. tekrardan görüşürüz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese iyi Hepinize akşamlar. başarılar Sağ diliyorum. olsunlar izledikleri için. Hocam, güzel bir program geçtiğini düşünüyorum. Sağlıklı ve güzel bir program oldu. Yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi Hayırlı akşamlar akşamlar hocam. herkese.